Aç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatimetü teb'atil ula. Burada şarih diyor ki esbetna hatimetü teb'atil ula. Haşiye yapan adam. Birinci teb'in hatimesini biz burada yazdık. Lima havetü minel fevaidilleti birçok faideleri havi olduğundan dolayı elleti öyle faideler ki tübeyyini beyan eder. Ma ul bi şeyi ki imtaze bi hadel kitab. Bu kitabın mümtaz olduğu şeyleri, faydeleri beyan ettiğinden dolayı bu hatimeyi biz burada yazdık. Ve ma ahrezehu l-imamu t-tahavi. İmam-ı Tahavi'nin ihraz etmiş olduğu şeyleri havi olduğundan minel mekanetil aliye beyni eyyimetil fukha vel muhaddisine lebrar. Fukaha arasında, mühendisler arasında mekamının yüksek olduğunu beyan eden birçok şeyler var da onun için bu hatimeyi yazdık diyor. Hatimeyi yazan İmam-ı Tahavi değil. Onun başka birisi bu kitap teb edilirken ulemadan birisi bu hatimeyi yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'del hamdülillah ala ma hadana ila sabili. Vessalatu ala seyyidi rusulihi ve alihi ve ashabi. Kemaleti dinihi ve nübbeli. Allah hamdten sonra hamd denir üzerine ala ma hadana ila sabili. İla sübüli kendi yollarına, hidayet yollarına bizi hidayet ettiğinden Allah'a hamd ettikten sonra vessalatu ala seyyidi rusuli rusullerin, peygamberlerin seyyidine salatü selamdan sonra ve alihi ve ashabihi onun âli ve ashabına salatü selamdan sonra öyle âli ve ashabi ki kümmeleti dinihi dininin kamilleri ve nübbelih akıllıları. Yekûlül abdül asi. Şimdi bu hatimeyi yazan adam diyor ki günahkar olan şu kul der. Kim o? Hadimü talebe. Talebelerin hadimi. Yani kendisini alim yerine koymuyor. Talebe yerine de koymuyor da talebelerin hadimi diyor. Evet. O yine hocaymış demek. Öyle ebdaası ki memluvu şeyhan. Memlu müptela demek. Şeyhan eşşeyhan ve şeyhan böyle geliyor. Adavet demek. Fakat burada ihtisar için bir de sec'a riayet için şeyhan demiş. Aslı şeyhan. Memnubu şeyhan adavetle müptela. Yani hased edenleri çok. Ona düşman olanları çok. Memlubul mihen. Mihnetler ile ihtibarda. Birçok mihnetleri Cenab-ı Hak ona vermiş. Onu ihtibar ediyor. Amilul ismi. Bak oradaki vav yanlış. Lam olacak. Amil. Amil. Derler ki racülün amilun ey metbu'un alel amel. Burada ne demek? Ey metbu'un ala amelil ismi. Vav yok. İşte o vavun yanlışlığı. Akşam beni ipi uğraştırdı. Amilul ismi. Günah işlemek onun adeti. Ona metbu daima onun tebiyeti günah işliyor kendisine diyor. Nerede? Fis sirri vel alen. O günahı hem gizli işliyor hem aşikar işliyor. Böyle bir adam. Tabi bu hakikaten günah işliyor manasına değil. İhtimal insan beşer hatadan salim değil ama tevazu için bunları söylüyor. El med'u bi Muhammed ibn Hasan. Öyle adam ki el-med'u ona çağrılır yani isim verilmiş bir Muhammed Hasan. Muhammed Hasan diye çağırırlar onu öyle derler. Adi Muhammed Hasan imiş. İbn-i Muhammed Zuhur Hasan. Babasının adı da Muhammed Zuhur Hasan imiş. Şimdi burada fesahat belaatı dikkat edin. Hep nundan getirmiş. Mesela Yekûlül Abdülâsî Hâdimü Talebe Memluvü Şeyhan Meblubul mihan amilul ismi fis sirri vel alen el med'u bi Muhammed Hasan ibni Muhammed Zuhur Hasan. Böyle gidecek. Hasan Hasan en gerisini de getiriyor. Diyor ki el İsrailiyyü neseben. Orada tenvin gene nun demektir.
Gene nundan bak getirdi secciye. Bu neseben İsrail'idir. Yani İsrail sülalesinden fakat Müslüman olmuş. Yani İsrail dininde değil. Kendisi Yahud neslinden, İsraili nesebinden fakat Müslüman. El-İsrailiyyü neseben. Neseben İsraili. Es-Sümbüliyyü meskenen. Meskenen de Sümbül'de duruyor. Durmuş olduğu şehrin ismi. El-Ken'aniyyü mehtiden. İkamet yönünden de Kenan'da duruyor. Mehdid ikamet yeri demek. El-Hanefiyyü mezheben. Mezhep yönünden de Hanefi. Ezhebellahu anhumel hazen. Gerek ondan, gerek ki babasından Allah-u Teala hüznü gidersin. Ve tefaddele aleyhima fi kulli zaman. Her zamanda Cenab-ı Hak ona ve babasına ihsan eylesin, fadl-ı keremde bulunsun. Mühenniyen attullâbil hakkı serih min eknâhil hadîs-i sahih ün'imû sebâhen ve übçirû revâhen. Şimdi burada biraz uzattı fakat arada başka kelimeler getirdi. O arada secde yaptı, gene sonunu eninden bitirdi. Ne dedi? Diyor ki mühenniyen, Cenab-ı Hak tehniye edici olduğu halde bana ve babama fadılda, ihsanda bulunsun. Kimi tehniye edici? Et-tullâbil hak. Şimdi burada iki türlü olur. Et-tullâbil hakkı sarih. Hakkı sarih bir cümle olur. Et-tullâb da ona muzaf olur. Fakat muzafa eliflam dahil olmuş. Muzaf olmak itibariyle değil, cümleye muzaf olmak itibariyle. Veyahut da mühenniyen et-tullâbe. Tullab-ı tehniye edici. Neyi tullab? El-hakka sarih vakit tullabene mefulu olur. Böyle de olur. Hakkı sarihi talep edicileri müjdeleyici olduğu halde. Hakkı sarihi talep edenler de kimden? Nereden? Min eknâhil hadîs-i sahih. Hadîs-i sahihin künhünden, onun asırlarından hadîs-i sahihi arayıp bulup çıkaranlara Cenab-ı Hak tehniye edici olduğu halde, onları tefsir edici olduğu halde Fadl-ı Kerim'de bulunsun. O hakkı sarihi talep edenler de öyle adamlar ki ün'imû sebahen, sabahları in'am olunsunlar. Allah-u Teala sabahleyin onları in'am eylesin. Ve übşirû revâhen, akşamından da onlara müjdeler versin. Fakat zallete anâkul cemaat. Ondan sonra diyor ki bir takım ulemanın, cemaatten murat ulema. Ulema olmayana zaten burada yer yok. Ulemadan bir kısmının boyunu uzandı. Mümteddeten yukarı doğru uzandı. Zaten zallet oldu burada. Zallet efali nakiseden. Anakul cemaati cemaatine anak oldu. Ne oldu? Mümteddeten uzanmış oldu. Neye? İlaktinai kitabin. Bir kitabı iktina etmeye, bir kitap elde etmeye. Öyle kitap ki yecimme'u ile sünne, sünnete cem eder fıkhal hadis, hadisin fıkhını. Bir takım alimler dediler ki, ya bir kitap elde ederim ki hem sünneti, hadisi cem etsin, hem de onun fıkhını beyan eylesin. Hadis kitapları çok ama fıkhı beyan etmez. Hadisi rivayet eder giderler. Hayır. Böyle bir hadis kitabı olsun ki fıkhı de beyan eylesin. Böyle bir kitabı elde etmek için boyunlarını uzattılar. Yani aradı, daradılar. Öyle bir kitap ki ve yumeyyizu tayyibe minel kavli. Bir kavulden, bir mezhebin tayyibini temyiz eylesin. Minel habis, habis de. Yani sözler çok olur. Fakat sözün hakka uygun olanı tayyib olur. Hakka muhalif olanı da habis olur. Ha, o kavullerin habisinden ayrı dolmuş temizi olanları cem etmiş bir kitap olsun. Ve yefhasu an avaridil mutun vel esanid. Ve öyle bir kitap ki metinlere ariz olan zafiyetleri, isnatlara ariz olan zafiyetleri fehsisin, arasın, bulsun. Acaba bu metin böyle midir? Bunun bir arizesi var mıdır? Bu senet böyle midir? Bunun bir zafiyeti var mıdır? Onları da araştıran bir kitap elde etmek istediler. Ve yeşuddül merasile bil mesanidi. Ha, öyle bir kitap ki mürsel olarak gelen hadisler,
yani sahabe zikredilmemiş, tabiinden rivayet ediliyor, mürsel diyorlar. Bunu da müsned ile tekviye etsin. Müsned ki senedi muttasil ile gelmiş. Hadis mürsel var, mürsel zayıf olduğundan dolayı hadis müsned rivayet ederse o onu tekviye eder. İşte öyle bir kitap olsun ki bu mürselleri de müsned ile tekviye etsin. Yine öyle kitap ki وَيُوَفِّقُ بَيْنَ سُنَنِ الْمُتَدَافِعَةِ الظَّوَاهِرِ يُوَفِّقُ tevfik eder. Birleştirir. Beyne sünen sünnetler arasını. Öyle sünnetler ki الْمُتَدَافِعَةِ الظَّوَاهِرِ onların zahirleri def edici mütedafi. Yani birbirini def edici zahire bakarsan o hadis başka türlü, o hadis başka türlü. Bunları da tevfik etsin. Okuduk ya kitapta mesela bazı mesele oluyor ki iki kavül geliyor, bazı mesele oluyor üç kavül, bazı mesele oluyor dört kavül. Hep birbirine muariz geliyor, zahirleri muariz oluyor. İşte öyle bir kitap olsun ki bunların arasını tevfik etsin. وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْفُعَاتِ وَالْمَوْقُوفَاتِ merfu olan hadisler ile mevkuf olan hadislerin arasını cem etsin. Merfu Resulullah Efendimizin kelamından rivayet edilen hadis. Mevkuf sahabenin sözünden nakledilen hadis. Öyleyse bunların arasını da cem eden bir kitap. Aradılar. Ne ile bunları cem ediyor? Bilhüccecil kahire. Bilhüccecil kavahir. Kahir olan, kuvvetli olan hüccetler ile. Yani bu arayı cem edecek ama öyle laubali değil. Keyfe ma yaşa da değil. Kuvvetli deliller ile. Yine öyle kitap ki وَيَسْتَوْعِبُ تُرُوكَ الْخَبَرِ gelen hadisin yollarını, teriklerini, senetlerini istihab etmiş. Kaç türlü rivayette bu hadis gelmiş. Şöyle de gelmiş, şöyle de gelmiş, şöyle de gelmiş. Bunların hepsini aramış, bulmuş, getirmiş. Öyle kitap ki وَيُحِيطُ بِوُجُوهِ الْأَسَرِ eserin vecihlerini ihate edici. Yani bir hadisi gelmiş ama bunun kaç türlü manası var. Şu manası da var, şu da var, şuna da ihtimali var, şuna da ihtimali var. Bir hadisten anlaşılan manalara vecihler derler. İşte o vecihleri ihate eden bir kitaba ihtiyaç oldu, onu aradılar. Böyle kitap ki وَيُبَلِّغُ الْمَجْهُودُ insanın cehdini, sayini eriştirir. فِكْتِبَاسِ الْقَوْلِ السَّحِيحِ sahih bir kavli almakta min beyin iştihadatil eyyimmetil ahyar hayırlı olan imamların iştihatları arasından kavli sahih neyse onu iktibas etmekte insanın meçhudunun nihayetine kadar onu iblağ eder. İnsan arar, o kitapta ona yardım eder ki bir adam sa'yu gayret ederek hadisin arasındaki kavli sahih neyse insanı ona eriştirir. وَيُخَلِّسُ مِنْهُ الْأَخْبَارَ اِلَى الْآثَارِ haberleri de eserlere telhis eder. Yahut da وَيَخْلُسُ ama olmaz. وَيَخْلُسُ مِنْهُ الْأَخْبَارَ olmaz. وَيُخَلِّسُ tehlis eder minhu oradan الْأَخْبَارَ اَخْبَارِ اِلَى الْآثَارِ eserlere. Haber demek eser bunlar bir, hepsi hadis manasına geliyor. Fakat burada yani raviler rivayet ederek en yukarıdaki hadise Resulullah Efendimiz'den gelen rivayete eser itibar ediliyor. Ondan aşağıdakilerden de haber. Yani o haberleri ondan haber vermiş, o ondan haber vermiş ve ahbereni filan ve ahbereni filan en nihayet hadise çıkar. Evet. Ve yesteniru minhu o kitaptan istinare eder, nur kesbeder, ışık kesbeder minhu o kitaptan mebanil meslek meslekin mebnaları yani gidecek yolların nurlanması ondan temin edilir. Mebani bir ev yapar, ona mebna da derler. Bir ışık kur. Bir yola, bir mesleke gidersen o yolun üzerine ışıklar kur. İşte gideceğin yol üzerinde de o kitap sana nurlar verir. Öyle meslek ki ennekiyyil münif tertemiz bir yol. Güzel bir yol, işte o yol, o yola giden, oraya giden yollar oradan nur kesbeder. Ve ma'khazul mezhebil hanefiyyil hanif. Güzel olan hanefi mezhebinin ma'khazı da oradan nurlanır.
Yani Hanefi mezhebinin delilleri nedir? O kitaptan öğrenirsin, anlarsın. O bunlar da neden? Mimma ol bir şeylerden ki, meselelerden ki ya'udu, avdet eder. Bihi, işte bu nur sebebiyle meta'inul muhalefeti, muhalefetin ta'an ettiği şeyler, muhalif olan cemaatin ta'anleri avdet eder. Neye? Heba'en mensura, heba'en mensur olmaya avdet eder. Ta'an edenleri itiraz eder. Fakat bu kitaptan delilleri bulduğun gibi onun ta'anleri boşa gider. Heba'en mensur. Münadiyen bihi, onunla münadi edici olduğu halde kim? El hanefiyyetu, Hanefi mezhebinde olanlar nida edici olduğu halde, bağırıcı olduğu halde kime? Lita'iniha, o Hanefi mezhebine ta'an edenlere çağırıcı olduğu halde neyi? Estaizu billah. Ve zanemtum zannessev ve kuntum kavmen buğra. İşte Hanefi mezhebinde olanlar bu ayet-i kerimeyi okuyarak o muhaliflere cevap verir, nida ederler. Ne demek? Ve zanemtum, siz zannettiniz ey muhalifler, Hanefi mezhebine muhalif olanlar. Siz zannettiniz. Nasıl? Zannessev, kötü bir zannettiniz. Hanefi mezhebinin delili yoktur. Aklına, reyine meydana gelmiştir. Hadislerin muhaliftir. Halbuki bu kitabı okuduğun gibi bilirsen ki Hanefiler hep hadisten almışlar. Aklına maklına yok. Fakat bazı yerde kıyası getirmiş. Nekil var da nekli de aklına teyit etmiş. O vakitte mütezilerin itirazı ne olur? Heba mensur olur. Onun üzerine hangi ayeti kerimeyi okumak lazım? İşte bu ne? Ve zanentüm ihfa değil mi? Evet. Ve zanentüm zannessev, siz kötü bir zannettiniz. Ve küntüm, siz oldunuz. Kavmen buğra, kavmen bir kavim oldunuz. Öyle kavim ki buğra helake gitmiş. Helake gitmiş bir kavim oldunuz. Niye? Kötü zanninizden dolayı helake gittiniz. Şimdi buraya kadar adam hem bir mukaddime hazırladı hem de ne güzel bir fesahat belagat seciyeli yaptı. Evet. Ne mafi, bu kadar da kalmıyor. Ve me'azalik, bununla beraber yekûn, o kitap olur. Şimdi diyor ki bir takım ulema böyle bir kitap aradılar. Bununla beraber o kitap ola diyor. Ve me'azalik yekûn. Bunlarla beraber o kitap ola müsteniden, müstenid ola, yaslanmış ola neye? İlâ müstenedin, yaslanılan bir şeye yaslanmış ola. Birincisi müsteniden, ikinci müstenedin. Evet. O müstenette yaslanmış olunan şey de neden? Min gudemâi mevâbizetil içtihat. İçtihat mevâbizinin gudemalarından. Mevâbiz ulema demek. İçtihat alimlerinin kudemasından olan bir kimseyi istinad eder. Böyle bir kitap arayalım ki o kitapta kudemai müştehidinin en ileri gelenlerinin kavullerine dayanmış ola. Ve mu'temiden, itimat edici ol o kitap. Müşaren ileyhi, oraya bir elif noksan. Elif yazın. Müşaren ileyhi, ona işaret olunmuş ola. Hem itimat edile hem de ona işaret edile. Kim tarafından? Min cehabizetin nukkat, tenkit edenlerin, ileri gelenlerinden, meşhurlarından ona işaret edilmiş ola. Tenkit edenler onu tenkit etmişler, ona işaret etmişler. Bak şu kitap mühimdir demişler. Fakat kadar istikra-u sahih. İstikra-i sahih, yani sahih bir araştırma hükmetti. Kada etti demek, yani hükmetti. Evet. El istikra-u sahih bir araştırma. Bi hasri zalik, bu aradıkları şeyin hasrini hükmetti. Nerede? Fî şerh-i ma'anil asar. Şerh-i ma'anil asar da hasretti. Böyle bu dediğin şeyler şerh-i ma'anil asar da var. Başka kitapta yok. Aradık, daradık. Şerh-i ma'anil asardan başka böyle bir kitap bulamadık. Hatta bunun mukaddimesinde başka bir mukaddime de var. Onu yazan adam diyor ki hiçbir mezhepte buna benzer bir kitap telif edildiği yok. Arayın. Alır, yazar adam. Kendi mezhebinin delillerini yazar. Muhalifinkini oraya koyar. Hiç onu nakletmez.
Okuyan adam da zanneder ki hakikat budur, gerisi yok. Halbuki bu öyle değil. Bak, ve kâle kavmün, ve kâle âharûn, ve kâle âharûn, hepsini söyler, hepsinin hakkını verir, ondan sonra tercih tarafını da meydana çıkarır, tercih eder. Demek ki böyle bir kitabı da o vakitte aramışlar, bulamamışlar, yalnız Şerh-i Mani'l Asar'ı bulmuşlar. Bu da Şerh-i Mani'l Asar da kimin için olucudur? Yani müellifi kimdir? Li imamil meşayihil kibar. Meşayih-i kibarın imami. Bu bir imamdır ama kimi imamdır? Büyük meşayihe, büyük ulemaya imamdır. وَرَاسِ الْمُحَدِّس۪ينَ الْاَبْرَارِ Mütteki olan, ebrardan olan mühaddisinin râsi olan bir kimsenindir. لِمَكَامِنِ زَوَايَ سُنَنِ الْحَاوِ Yani el-havi demek. Bu el-havi, yukarının sıfatı. El-havi لِمَكَامِنِ زَوَايَ سُنَنِ Fakat tekdim etmiş mef'ul ile fiyali üzerine tekadümü caiz. Onun için tekdim etmiş, diyor ki öyle kitap ki li mekamini zevaye sünen, sünnetlerin zaviyelerinin, köşelerinin gizli olan yerlerini el-havi yukarı çıkardı. Yönü yukarı çıkarmış. Gizli kalan yerleri aşikareye çıkarmış. El-havi sa'id ve mürtefi manasına geliyor. Aynen. Ve a'maki mebadiha el-havi. Onun mebdelerinin, başlangıçlarının ömüklerini, yani köklerini de El-Havi Cami. Cami olan bir kitap. Evet. Öyle imam-ı meşayih ki, yani bu zat, bu Şerh-i Mani'l Asar birkaç sıfatla vasfetti. Bir, imam-ı meşayih-il kibar. Bir, Resul Muhaddisine Lebrar. İki, El-Havi li mekamini zevaye sünen. Üç, El-Havi li amaki mebadiha. Dört, ondan sonra el-imamil hafiz. Hem de hafiz olan bir imamdır diyor. Hafiz ne demek? Hafiz bir rivayete göre 100.000 hadisi ezbere bilen adama hafiz derler. Ondan sonra diyor ki öyle imam hafiz ki el-hücceti sebti sika. El-hücce sözü hüccettir dediği şey müteberdir. Es-sebti sebittir. Neklettiği şeyi doğru nekleder. Es-sikati itimat edilmiştir ki usulü hadiste bir ravi çok adil olursa, adaleti kuvvetli, zaptı kuvvetli, unutmak hiç yok, aldığını olduğu gibi hepsetmiş, ona ne derler? Sikatun sikatun, yahut septun sikatun, yahut hüccetun septun sikatun. Bu bir adamı tadil için, adaletin ispatı için bir numaralı bir kelimedir usulü hadiste. Kimdir peki bu adam, bu kadar methettiğin adam kimdir? O da diyor ki Ebi Cafer et-Tahavi, Ebu Cafer et-Tahavi'dir. Öyle Ebu Cafer et-Tahavi ki adi, bunu sıfat yaparsıksa adimil müsahib, yok mübdedai mehsufa haber yaparsıksa kimdir o, huve deriz, adimil müsahib. Adimil müsahimil müsahib. Öyle bir adam ki sıfat yaptığımız takdirde adimil müsahim, müsahibi yok. Kimse gelsin onun bu yapmış olduğu şeye ona ortak olsun, öyle o da bir kitap yapmış. Bu fazileti, bir sehmini o almış, bir sehmini de bu olmuş. Bu yok. Öyle bir adam yok. Adimil müsahim. Dediği bu. Olur. Başka birisi de buna benzer bir kitap yapmış olur. Der ki bu faziletse de İmam-ı Tahavi'nin değil. Bak senin filan kesinde var. Yok diyor. Yok. Adimül müsahim. Evet. Öyle adimül müsahim ki el müsavi, ona müsavi olacak bir sehim yapan yok. Yani başkaları yapabilir ama fakat bu derecede, buna müsavi olacak bir derecede gelmiş kimse yok. Rahimehullahu ala ma nezzehehu minel meşaini vel mesavi. Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Ne üzerine? Niçin? Alama ol bir şey üzerine ki nezzehehu, Cenab-ı Hak bu İmam-ı Tahavi'yi tenzih eyledi. Neden? Anil meşayini, şeyin verecek, ayıf verecek şeylerden Cenab-ı Hak onu tenzih etti. Vel mesavi, kötülüklerden. Şimdi yukarıdaki müsavi, buradaki mesavi. Bu lefizde yazılışta bir ama okunuşta başka. Buna da cinas derler. Ve hadel kitap,
bu kitap قَلَّمَا يُوْجَدُ نَزِيرُهُ Neziri pek az bulunur böyle bir kitap. فَاِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ كِتَابُ الْحَدِيثِ Şunu bil ki bu bir hadis kitabı olmakla beraber كَذَالِكْ كِتَابُ فِقْهِ الْاَخْبَارِ Hadislerin, haberlerin fıkhının kitabıdır. Hem hadis kitabıdır hem de hadisin fıkhını beyan eden kitaptır. İşte bu emsali bulunmaz. Hadis kitapları hadisi nekleder, fıkhını beyan etmez. Fıkıh kitapları fıkhı beyan eder, hadisi beyan etmez. Bu öyle değil. Hem hadisi beyan eder, hem hadisin fıkhını beyan eder. Ne ile, ne sebeple? Bil keşfil hasis. Keşf ile, öyle keşif ki, araştırmakla. Öyle keşif araştırmak ki, el hasis, süratli hasis, süratli ve haris. Yani şiddetli bir araştırma. Hem süratli, hem de edelim bunu, bu meseleyi halledelim. Böyle laubali değil. Hasisin manası ey seri'ul haris. Öyle kitap ki cera fihi o kitapta akdi behrul asar eserlerin denizi akdi. Eserler yani hadisler deniz gibi hadis getirdi. Sümme behrul içtihat ve tefakku bilenzar. Peki eserlerin denizi aktıktan sonra yani deniz gibi hadisleri getirdikten sonra ne yaptık? Yorundan sonra da içtihat denizi orada cereyan etti. وَتَّفَقُّ Anlamak. Ne ile? Bil enzar. Enzar nazarlar ile yani kıyas etmekle bakmakla evvela sene hadisleri getirdi. Deniz gibi birçok hadisler getirdi. Ondan sonra da bunlardan hangi meana çıkar? İçtihat. İçtihatları beyan etti. Ondan sonra bir de kıyasları beyan etti. Bunlar da diyor öyle bir, iki, üç değil. Her ikisini de denize teşbih etti. اَجْرَاهُمَا Gerek Behr-i Asari, gerek Behr-ül İçtihat ve Tefekkuh Bilenzari bu iki denizi icra eyledi bu. Ne oldukları halde? يَتَمَوَّجَانِ Dalga vurur oldukları halde. Mevç, dalga. يَتَلَاتَمَانِ Birbirine mevç var ki, şimdi dalga olur ki biri gelir, peşinden biri daha gelir, biri gelir. Yok, böyle değil. Dalgalar birbirine çarpıyor. Dalgalar birbirine çalarsa ne derler? يَتَلَاتَمَانِ Esas talatum demek bir adama şapalak vurmak. İşte bu öyle bir deniz ki o denizler birbirine çarpışıyor. O dalgalar birbirine çarpışıyor. Ne demek? Yani buradaki eserler olsun, içtihat olsun. O onu reddediyor, o onu reddediyor. Böyle bir deniz. Estaizu billah merecel behreyni yeltekiyan beynehuma berzakun la yebgiyan. Merecel Behreyn, Cenab-ı Hak iki denizi birbirine katıştırdı. Ne oldukları halde? Yeltekiyani, birbirlerine mülakat oldukları halde. Beynehuma aralarında vardır. Berzahum, berzahla yebgıyan birbirine isyan etmezler. Ne o ona tecavüz eder, ne ona. İşte burada da öyle. Hadislerin denizi, içtihatların denizi birbirine geldi, telatüm ettiler. Fakat bir taraf alebe çalsın da, hakiket misin? Yok, öyle değil. Nasıl Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede buyurduysa iki deniz birbirine isyan etmezler. Burada da öyle. Her şeyin fıkhın hakkı da verilmiş, hadisin hakkı da verilmiş. Öyle birbirine isyanı yok. وَلَهُ ف۪يهِ اَنْزَارٌ وَلَهُ İmam-ı Tahavi için orucudur. Fihi bu kitapta enzarun nezerler orucudur. Zaten en bir mühim olan kısmı da bu. Başka kitaplarda bu da yok. İmam-ı Tahavi bu kitabı telif ederken birkaç cihete dikkat etmiş. O dikkat ettiği şeylere ne diyor? Nazra. Dikkat ettiği şeyler. Nazratun fi fikr hadisi vel haber. Birinci görüşü, nazreti dikkat ettiği şey, hadisin fıkhına, haberin fıkhına dikkat etmesi. Bir. İkincisi, ve nazratun fi türkül ihticacı bi metnin vahid ala me'anin cümme bi temsiyetil fikri. İkincisi de fi turugil ihticac hüccet getirme yolunda bi metnin vahid bir hadisle ihticac ediyor. Neye? Ala me'anin cümme birçok manalara. Bir hadis fakat hadisten birçok manalar çıkıyor. O da ne sebebiyle çıkıyor? Bi temsiyetil fikri. Fikri yürütmek terikiyle. Fikri yürütmezsen bir şey anlamazsın. Fikri nasıl yürüteceksen, içtihat edeceksin.
Ha, bak bu hadisten şu manada çıkar, şu manada çıkar, şu manada. O da fikrin emal edeceksen de düşüneceksen çıkar. İşte İmam-ı Tahavi bir de bu tarafı dikkate almış. Etti iki. Üçüncü dikkate almış olduğu nokta وَنَزْرَةٌ ف۪ي مَج۪يهِ مِنْ تُرُقٍ وَوُجُوهٍ كَث۪يرًا. Bir de o metin gelmiş, bir metni getiriyor. Kaç terikle gelmiş? Fî mecihi, o hadisin gelmesinde. Min turuqin, birçok yollardan. Ve vücuhin kesirin, birçok vecihlerden. Bir de buna dikkat etmiş. Ve nezratun, dördüncüsü dikkat etmiş olduğu nokta, birisi de fî vücuhin latifetin dakika. Latif ve ince bir takım manalara dikkat etmiş. Hadislerde bazı geliyor ya, ince bir fikir beyan ediyor. İki hadisin arasındaki taarruzu kaldırmak için diyor ki şu hadisinin manası şöyledir, şunun da şöyledir. Ne için onu yapıyor? O ince bir latif ve dakik olan manayı çıkarıyor. Aralarını telif ve tevfik için. İşte bir de buraya dikkat etmiş. Ne için bunu yapmış? Lil cem'i beyne l-akhbar-ı şehire. Meşhur senedi muttasil ile, senedi gavi ile gelmiş olan bir iki metnin zahiren birbirine mütariz olan manalarını cem için. Beşincisi, beşinci dikkat etmiş olduğu وَنَزْرَةٌ فِي اسْتِخْرَاجِ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ. Sahih olan bir kavli çıkarmak için. Neden? مِنَ الْاَقْوَالِ قَوْلِلَرْدَ. Alimlerin bir kısmı şöyle demiş, bir kısmı şöyle demiş, yahut hadisi şerifte şu var, ikinci hadiste şu var, üçüncü. Bunlardan bir kavli sahihi çıkaracağız. Ne ile o da? Bil içtihad, içtihad ile o muhtelif kavullerden kavli sahihi ifraz etmeye dikkat etmiş. Altıncı dikkat etmiş olduğu nokta وَنَزْرَةٌ فِي سِحَّةِ الْحَد۪يسِ وَحُسْنِهِ وَطَعْفِهِ. Hadis gelmiş bir tarikle, bu gelmiş olduğu tarik, senet sahih mi, hasen mi, daif mi? Bir de onlara dikkat etmiş. Nerede? فِي الْمَتْنِ وَالْاِسْنَةِ. Metinde olsun ve isnatta olsun. Hadisin isnattaki sahih ve hasen, zayıf olmaları şöyle teksim edilir. Üsul hadis okuyanlar cep malumu. Ravi 5 şart ravilerde bulunursa o senet ve metin sahih sayılır. Bir defa ravi adil olacak. Zabti güzel olacak. Sonra o senet, senedi muttasil ile rivayet edilecek. Peygamber Efendimiz'e kadar arada inkıta olmayacak. Bir de o hadiste illet ve şaz olmayacak. İllet, onun bir illeti yok. Şaz da başka bir sahih hadise muhalif gelmeyecek. Olur ki başka bir iki hadis var. Onlar da sahih, bu da sahih. Fakat onların adedi çok. O vakitte bu şaz olur. Yok öyle bir illet, şaz da yok. İşte buna ne derler? Sahih derler. Bu şartlardan birisi zapt-ı hafif olursa ona hasen olur. Ötekiler hepsi tamam. Yalnız zaptında, ravinin birisinin zaptında biraz zafiyet var. Hepsinde olması şart değil. Onun ravilerinden birisinde zafiyet olsa o hasene düşer. O hasen bir iki tarikle gelir, bir iki tarikle olursa sahihle gayrihiye çıkar. Sahihli zati olmaz. O evvelki bir şart tamam olursa sahihli zati. Yok. Zaptında hiffet olur da ravilerin birisinde hasen olursa, başka bir rivayetler onu tekviye ederse ona da sahihli gayri derler. Yoksa hasenli zatiye kalır. Yok, bu beş şartlardan zabıttan başka ravinin adaletinde noksan olursa, yahut da hadis mustasil olmazsa, yahut da şaz olursa, yahut da illet olursa, o vakitte ne olur? O hadis daif olur. Hadisi daifler de böyle birkaç rivayetten gelir, birbirini tekviye ederlerse hasen ve gayrihi olur. Yoksa zayıf olarak kalır. Bu usulü hadisler. Ve nezretün bir yedinci. Yedinci dikkat etmiş olduğu da fi aksi hükmü aksetmekte. Ona dikkat etmiş. Neden? Minel asar, eserlerden ve hükmin, bir de başka hükmü almak, minel rayi ve lefkar. Şimdi hadiste geliyor başka. Kıyasla geliyor başka. Bu hükümleri aldıktan sonra bunları alıyor.
Sümme raddi ehadihima alel ahari bittevfik. Onların ikisini birleştiriyor, bunları tevfik etmek için. Hangisi alınacak? Hadisten gelen mana mı alınacak? Kıyas'tan gelen mana mı alınacak? Bunu yaptıktan sonra bunların ikisini birbirine reddediyor, birleştiriyor. اَوْ تَرْحِ حُكْمُ الرَّيِّ اِنْدَ تَعَذُّرِ التَّلْفِقِ. Eğer ikisini birbirine telfik ettiyse, etti ikisiyle de amel edilmesi için. Yok, baktı ki telfik olmuyor. Eğer rey-i kıyasla alınırsa eser gidecek. O vakitte eseri almış, kıyası terk etmiş. Bir de buna dikkat ediyoruz. Sekizincisi, sümme tevsi'atü nazar. Sümme tevsi'atü nazar. Ondan sonra diyor ki İmam-ı Tahavi, yedi bakışta bu kitabı gözetmiş, yazmış. Yedi dolu nezresi var. Nezre bakış görür. Sekizincisi de nazarı, bakışı genişletmiş. Böyle ince bir bakış değil, kısa bir bakış değil de gayet geniş bir bakışla bu kitaba önem vermiş. Nerede? Fissiyeri vel ensabi vel eyyami vel meşahidi vel vasli vel gat'i fissenedi ve emsaliha. Siyer. Siyer, siretler. Ulemanın siretleri hakkında. Vel ensab, nesepler hakkında. Vel eyyam, meşhur günler hakkında. Vel meşahidi, harpler. Vel vasli, vel gat'i, senet, muttasil mi, mektu' mi, nerede? Fis senedi, senette. Ve emsala, dahi bunun gibi birçok şeylere de geniş bir görüşle bakmış. Ne olduğu halde? Ebraze ve azher. Çok bariz, çok zahir olarak bunlara da bakmış. Şimdi sekiz nükteden bu kitaba ehemmiyet vermiş. Ve zeyluhu anil qalleti fiha anzafu ve adhar. Bu darbi masallardan birisi. Bir adam methederse sonunda getirir der ki ya bunun başı bu kadar güzel. Soni daha güzel. Ve zeyluhu onun eteği anil qalleti. Galle maraz yahut da fakirlik gibi bir şeyde kalkarsa bir adam fakir düşer yahut da hastalıktan kalkarsa tertemiz kalkıyor. İşte dar bir mesele olmuş. Diyor ki onun soni fiha bu meselede enzafu ve azhar daha enzaf daha azhardır. Daha temizdir. Yani bu güzel şeylerden başlamış ama getirmiş mi? Oho gayet güzel getirmiş. Başı ne kadar güzel ise soni bu kadar güzel. Bunun için diyor bazı kitaplar olur ki başlangıçta güzel başlar fakat sonunu getiremez. Yahut sonunda bozar. Yani bakarsan ki bir adam güzel 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 bahseder. Sonunda bir yere gelir orada potu kırar. Yani yok bu öyle değil. Başında ne kadar güzel başlamışsa sonunu o kadar güzel çıkmıştır. وَلَقَدْ فَجَّرَ Tefcir etti. مِنْ يَنَابِعَ التَّفَكُّهُ Tefekkuh, fikih ilminin yenbuğlarından kaynattırdı. Onları tefsir etti, akıttı. Ve nüketi tefekkuh, tefekkuh fikahe. Yani hoşa gidecek sözlerin nüktelerden, bunlardan. Neyi tefsir ettirdi? Maşul bir şeyi ki celebe celbetti. Bedai adduhur. Dehirlerin, bediyaların zamanlarda böyle acip garip olan şeyleri onları kaynattı, akıttı. Ve tereke fuhule tahdis. İlmi hadisi okudan ulemayı da bıraktı. Hayara, hayrette bıraktı. Ne de? Fi tahdikul umur. Emirleri tahkik etmekte onları da hayrette bıraktı. O derece güzel bir üslupla yazdı ki mühaddisin bile hayrette kaldı. Lehu tekariru. İmam-ı Tahavi için tekrirler vardır. Öyle tekrirler ki tekrir yani bir kelimeye mana veriyor, izah ediyor. Müneşşitatun neşat verici, sevinç verici tekrirleri vardır. Atrabe minel egari kuşların ötmelerinden daha güzel insanın hoşuna gidici, insana taraf verici tekrirleri vardır. Ve atyebe daha güzel, daha tib min halebil anaqid üzüm salkımlarının suyundan daha tatlı. Üzümü sıkarsın, suyunu içersin. İşte ondan daha tatlı onun tekrirleri vardır. Kuşların sesinden daha tatlı tekrirleri vardır.
Fehuve İmam-ı Tahavi kel Hasani Hasan gibidir. Hasan'dan Murat Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri radıyallahu anh gibidir fi lafzihi ve vaazihi. Konuşmuş olduğu kelimelerin güzel, fesih olmasında ve vaazi nesihate dair sözler söylemesinde Hasan-ı Basri gibidir. Çünkü Hasan-ı Basri radıyallahu anh hem fasih hem de vaazi nesihatte meşhur olduğundan ona teşbih etti. Onun gibidir. Ve Şabi'yi, İmam-ı Şabi gibidir. Fi ilmihi ve hifzihi. Hadisi şerifleri hifzetmekte ve bilmekte de onun gibidir. Yuhakkikul emre, emri tahkik eder. Ba'dema yestahricu defainehum. Defineleri, ulemanın gizlemiş olduğu hazineleri çıkardıktan sonra onları tahkik eder. Fülan alimin şöyle bir definesi var. Fülan alimin şöyle bir definesi var. Definede murat yani reyleri var. Onların reylerini çıkardıktan sonra onları tahkik eder. Birbirine muvafık mı, muhalif mi? Muvafık ise ne ala ne güzel. Yok muhalif ise niçin bu buna muhalif oldu? Onları telif etmek lazım. Bu neyle olur? Bu da tahkik ile olur. Peki. Ondan sonra diyor ki ve yestenfilu. İstinsal eder. İstinsal okları çıkarıp düzmeye derler. Bir adam düşmana gittiği vakitte artık atacak. Oklarını evvela yükü neredeyse oradan çıkarır, onları dizer. Gor. Nereye? Fî kenâinihim. Okun kabı vardır. O deriden, böyle sert bir şeyden, sert bir kumaştan yaparlar. Onu beline adam bağlar, okları oraya kur. Ondan sonra yayını alır. Onları çıkarır o sehemleri, sehemleri alır, yayını, şey, okuna kur, yayını çeker, kurur. Sehem. İşte bu da böyle diyor. Ondan sonra onları çıkarır ve yerine kur, kinanelerine. Levra'a muhalifuhu, onun muhalifi görse, bi kalbihi safi, safi bir kalbiyle, yani ona muhalif olanlar, hasetten, gıllı kuşten safi bir kalbiyle baksalar onun bu işine. Ve nazarihi insafi, ona muhalif olan insaf nezeriyle İmam-ı Tahavi'nin yaptığına baksa, atrake başını eger. Ne gibi? İtrakel hayyi. Utanan bir adam nasıl utanır da başını egerse o da başını öyle eger. Hayyi iki yavu. Evrame irmamel ayyi. Ramme değil, o da yanlış. Evrame kasteder. İrmamel ayyi. Ayı aciz kalmış. Aciz kalan bir adam nasıl artık eczini itiraf etmiş, ben aciz kaldım derse onun gibi. Ya utanır, başını yerine eger, yahut da ben bu işin ehli değilim, acizim, bunu beceremem der. Hani bak şeyde var ya, pehlivanlarda oluyor, birbirleriyle güreş tutuyorlar, ya yıkılıyor yahut da pes diyor. O hiç anlıyor, evvelce hasmini gördü de bu ben bundan yapamayacağım, hiç güreş tutmadan pestir. وَهُوَ اِمَامِ تَحَاوِ فِي مَعْرِفَةِ الْمُتُونِ Metinleri, hadisleri bilmekte. وَتَمَايُزِ الرِّجَالِ Ricalların temayüzünde, hadisin ravilerine rical derler. Bunları temyiz etmekte, bilmekte nedir? رَحِيبُ الْبَاعِ Kulaşı geniştir. Ba demek kulaç. Kulaşı geniş yani رَحِيبُ الْبَاعِ Bu yedi tulası var. Bunun gayet ehlidir. Hasibur riba bir yer otlu olursa derler ki hasibur riba yani otu bol. Yani bunun da işte otu boldur. Yani o işin ehlidir. Bunlar mecaz olarak diyorum. Ve men lem ya'rifhu ba'du. İşte bunları öğrendikten sonra bir adam İmam-ı Tahavi'yi bilmezse ve men lem ya'rifhu eğer onu bilmezse ba'du bundan sonra neyi bilmezse hadel kitap bu kitabı fakat buhu zemiri ziyade değil mi burada ve men lem ya'rif ba'du hadel kitabı kafiydi huya lüzum yok ki çünkü lem ya'rif iki mefule teaddi etmez fakat kitapta onu ispat etmiş
ve men lem yarifhu imami tehaviyi bilmezse. Ba'du bundan sonra. Orada yalnız şu olabilir. İmami tehaviden bedel. Hâzel kitabe, bu kitabı. Evet, o vakitte olur. Yani imami tehaviyi bilmezse imami tehaviyi nasıl bilecek? Yani bu kitabı. Böyle olur. Ve yusniduhu, imami tehaviyi isnad ederse. Ve yusniduhu vakit olur. Ben lem cazime üzerine matuf. Evet. Ve yusniduhu, onu isnad ederse. İlâ qilleti ma'rifetir ricâl. Ricali marifeti azdır der. Ona isnad eder ki ricali az biliyorum. Şu imami tehaviyi ricali bilmiyormuş derse. Evil ahbar fil ebab. Yahut bablarda varid olan haberleri bilmesi az imiş derse. Fahuva, o diyen adam eftahu min habaka, habaka akli az olan bir adamdan daha ziyade iğrençtir. Nerede? Fil halaka, fi halaka, halakada. Elim halakasına ahmak bir adam gelmiş, karışmış, kendisini alim satıyor, hiçbir şey bilmiyor. İşte İmam-ı Tahavi'ye itiraz eden adam ondan daha ziyade çirkin bir iş görmüştür. Fadihaya sahiptir. Fadiha bir adamın eybi açıklanırsa herkesin gülüncü olur. İşte o da öyle bir gülüştür. İmam-ı Tahavi'ye itiraz eden o adam işte habaka, akılsız bir adamın mevzisi olması gibidir. Ve ahyaru min bakkatin fi hakka, fi hukka. Ve ahyaru daha ziyade hayrettedir min bakkatin, sivrisinekten. Nerede? Fi hukkatin, hukka, hukkanın içerisine, kutunun içerisine sivrisineği koymuşsan şaşırmış. Nereye gidecek, ne yapacak, kimi ısıracak? Hayrette kalmış durmuş işte. O adam da, ona itiraz eden adam da öyledir. Ve el emu min madir. Madir denilen adamdan daha el emdir. El em de var, bu darbi masallardan eş em de var, daha şahametli. Madir bir adam diyor, havza götürür develerini, suyu içirirmiş. Havuzun dibinde bir parça su kaldı mı, develeri içip bitiremedi. Başka birisi o sudan istifade etmesin diye onu çamur yapar, kerpiç yaparmış ki oraya buraya ki şey olsun, kimse geldiği vakitte su bulamasın. Dar bir mesel olmuş ki bu adam o kadar kötü bir adam ki develerini suladıktan sonra kalan sudan mehlukat istifade etmesin diye onu kerpiç yapıyor. Meder. İşte madir demesi de ondan kalıyor. Ve el emin min madir. İmam-ı Tahaviye'de itiraz eden adam ondan daha aşağıdır. Madir. Ve eş emin min kaşir. Kaşir denilen köpekten de daha şahmetlidir. Kaşir, darbi masalında buna bir kaşir de diyor. Bu diyor ki bir kavmin köpeğiymiş. O kavmin düşmanı o kavme geceliğin hücum etmek istemiş. Fakat yerini bilememiş. Sahrada, çölde, acaba hangi tarafta, o taraf mı, bu taraf mı bilememişler. Bu köpek ürmüş. Uzaktan adam geldiğini hissedince köpek hassas. Ürdüğünde bunlar köpeğin sesinden anlamışlar. Bunlar bu taraftadır. Köpekin sesini takip ederek gelmişler, o kavmi helak etmişler. İşte onun için diyor ki o köpek ürmese onlar onu bulamayacaktı. O kavmin helakine köpeğin ürmesi sebep oldu. Ona da ne diyorlar darbi meselde? Ve eş'em min rakış. Rakış'tan daha şahmetli. İşte İmam-ı Tahavi'ye itiraz eden o köpekten de daha şahmetlidir. Bunun gibidir. Ve asradu min aynil harba. Harba denilen hayvanın gözünden daha soğuktur. Evet. Harba su içmeyen bir hayvandır. Hiç suyu bilmez o. İşte onun gözü de öyle soğuk bir gözdür diyor. Onun gözünden daha soğuktur. Vel atril cerba. Bir koyun uyuz tutmuş. Uyuz tutmuş koyunları götürür. Atır esasen cahiliyette kendi ilahlarına kurban ettikleri hayvana derler. Atır. Şimdi bu adam da bir kurbanlık hazır etmiş ama hangi kurbanlık? El cerba, uyuz tutmuş. Hayvanın eti yok, yağı yok, bir de görünüşte bir çirkinliği var. Uyuz tutmuş. İşte insan onu sever mi? Neyini sevecek? Kessen de onun etini yemek istemez insan. İşte ondan daha soğuktur. Bunlar hep darbi masal. Hepsini toplamış burada.
Ve vekaat aleyhi dâhiyetü dehya. Ve vekaat vaku oldu ve itiraz eden adama muhalife aleyhi o muhalif üzerine. Eddâhiyetü dâhiye. Felaket. Öyle felaket ki eddehya. Büyük bir felaket onun üzerine gelmiştir. İmam-ı Tahavi'ye itiraz eden adam bir felakete düşmüştür. Kad ahtaet. Hata etti. İstuhu onun oturağı el hufrete çukura. Yani çukura oturacağı yerde hata etti, çukura oturamadı. Hata etti. Bu cahil olan alan adamları öyle derler. Bir adam bilmediği işe karışırsa, haddini tecavüz eder, bazı işlere girerse, Araplar derler ki kat ahta etistu el hufra. Oturağı yere gelemedi. Yani oturacağı yere oturacaktı, getiremedi. Ve lem yusib sehmuhu sâre. Atmış olduğu ok da yerine isabet etmedi. Gedigine getirecekti, getiremedi. وَهُوَ اَغْرَقُ فِي الْمَلَامَ İmam-ı Tahaviye'ye itiraz eden adam melamette ağraktır. Gayrik olmuş gitmiştir. Melametin dibine kadar gömülmüştür. وَاَكْذَبُ مِنْ اَب۪ي سُمَامَ Ebi Sumame denilen adam da daha yalancıdır. Ebi Sumame meşhur bir yalancıymış. Fakat darbi meselde ben aradım onu bulamadım. Mecmu'l Midani'yi de bugün getirdim gene yok bulamadım. Kimmiş bu Ebi Sumame? Neden darbi mesel olmuş? O kadar bir yalancılıkta meşhur bir adam ki ekzebu min Ebi Sumame diyorlar. Fenekulu biz deriz. Ne deriz? İstaizu billah. Bel nakzifu bil hakkı alel batil feyetmeguh feizahu ve zahikun velekumul veylu mimma tasifun. Bu ayeti kerimeyi onu okuruz. Bel nakzifu bil hak biz hakkı atarız alel batili batilin üzerine feyetmeguh onu iptal eder. Hak o batili iptal eder. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ Bakarız ki batil gidiyor. وَلَكُمُ الْوَيْلِ Sizin için veyil vardır. مِمَّا تَصِفُونَ Vasfettiğiniz şeyler. Bu ayet-i kerime tam onlara mutabık gelir. فَنَادَ عَلَى هَاُولَى İşte o cemaate nida eder. Ney? اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu ayet-i kerime de onlara nida eder. Ne demek ister yani? Huzu alınız. Ma ateynaküm. Ma ateynaküm. Size vermiş olduğumuz şuni. Bi kuvvetin kuvvet ile. Siz kuvvet ile alın. Size biz bu şeylerin hakkında Beni İsrail'e Tevrat verildiğinde itiraz ettiler. Almak istemediler. Cenab-ı Hak huzu ma ateynaküm bi kuvvetin. Bizim size vermiş olduğumuz bunu alın. Bu hükümleri alacaksınız bir kuvvetin. Cebren. Kendi arzunuzda değil. Vezkuru ma fihi. Ve onda olanı da zikredin, öğrenin. Leallekum tettekun ta ki takvaya erişesiniz. İşte bu ayeti kerime onlara da öyle der ki bak bu İmam-ı Tahavi'nin kitabında zikredilenler hep hakku hakikattir. İsteyerek istemeyerek onları alacaksınız. Bunları alın da belki siz de felaha erişirsiniz. فَاِنَّ التَّحَاوِيَ İmam-ı Tahavi نَوَّرَ الْمَسَائِلَ Meseleleri nurlandırdı. وَاَنْبَتَ جَفْرَهَا Kuyunun suyunu çıkardı. Bir adam büyük bir kuyuyu temizler de artık suyunu çıkarırsa derler ki اَنْبَتَ جَفْرَهَا Tamam onu temizledi, suyunu çıkardı. وَاَرْشَوْ شَبَ قَفْرُهَا Onun çölü yeşillendi. Yani şevşebe yeşil, yeşillendi. Ne? Kafırha. Kafir ki yani hiç suyu olmayan bir yere kafir derler. Su yok, yağmur yok ki orada ot olsun kafir. Suyu bağladığın gibi, yani su sulandığı gibi yeşillenir. İşte böyle oldu. İmam-ı Tahavi de bu şekilde yaptı. Ve men erade hilafehu. Her kim İmam-ı Tahavi'ye muhalefeti kastettiyse ca'e geldi. Ecbene min safir. Safir denilen kuştan daha korkak geldi. Korkaklıkta safir denilen kuş meşhur. Diyor ki korkusundan bu hayvan bir ağacın dalından ayaklarını ağacın dalına sarar. Baş aşağı asılır. Sabaha kadar da ıslık çalar. Ki uyumasın. Uyursa gelir tutarlar korkusuyla. Hem orada ayaklarından asılıyor hem de ıslık çalıyor ki uyumasın. Ayık olsun ki kimse tutacak olursa kaçtı. O kadar hayvan uykusunu bile korkusundan terk ediyor. İşte İmam-ı Tahavi'ye muhalefet kasteden adam
Çıksın meydana kendisini göstersin. İşte Hudri Meydan. Halbuki o safir denilen kuştan daha korkak çıkamaz ki. Evet. Ve atiyeşu min tamir. Tamirden de daha teyişlidir. Tamir, pire. Pireye derler. Atiyeş bir pirede kullanılır. Bir de pervane der. O kadar şaşkın ki pervane kendisini ateşe vurur. Ya ateşe vurup ne yapacaksın? Yanarsın. Ateşin etrafında dolaşır dolaşır vurur yanar. İşte pire de öyle. Pire oradan oraya kaçar, oradan oraya kaçar, onu ısırır. Yani artık şeysinden, tayişinden şaşırır. Öyleyse İmam-ı Tahaviye muhalefet eden adam da pireden daha ziyade şaşırmıştır kendisini. Men yekunna le bil hamagati hazza ev sema kadruhu li tibil usuli فَبِفَضْلِ اِنْتَفَعْتَ لَا بِفُضُولِ وَبِقَوْلِ اِرْتَفَعْتَ لَا بِقُولِ Olmuş olursa بِالْحَمَاكَةِ حَمَاكَةِ sebebiyle hazzen bir nasip. Bir nasip eline geçmişse. Ahmak adamın eline bir nasip eline geçmişse. اَوْسَمَا قَدْرُهُ yahut da onun kadri itibari yükselmişse. لِطِيبِ الْاُسُولِ asırların güzelliğine onun kadri yükselmişse. Olur ya adam ehmek ama fakat bir nasip almış. Yahut da onun kadri itibari yükselmiş. Eğer böyle bir şey olmuşsa febifadli benim fadlım da intefa'te sen menfaatlendin. Yani benim sözümü aldın, benim kitaplarımı, teliflerimi okudun da bu fazilete nail oldun. La bifuduli benim fudulumla değil. Fuduli lüzumsuz şey. Yani lüzumsuz şeylerle değil. Benim fadlım da sen o mertebeye erdin. Ve bi kavli irtefa'te. Benim sözümle senin kadrin yükseldi. Okudun, öğrendin de kadrin yükseldi. La bi kuyuli. Yoksa kuyul gündüzün yarısında içilen süt. Evle ikindi arasında süt içmekle değil. Sütünü içer, yatar, uyur. Onunla mı o mertebeye nail oldun? Yok. Ya neyle? Benim kavlimle. Yani kitaplarımı okudun da bu kavlimle sen bu mertebeye nail oldun. Ve hâdez zâim, bu İmam-ı Tahavi'yi ilmi azedi, ricali bilmezdi diyen, böyle zühmeden adam, mehcûcun aleyh, mehcûcun aleyhtir. Onun üzerine hüccetler gelmiştir. Ne ile mehcûcun aleyhtir? Bi âmmetil kitâbi ve sefahâti. Bu kitabın ümumiyle, İmam-ı Tahavi'nin şerh-i meânîle asar olan bu kitabının hepsiyle mehcuçtur. Yani madem ilmi az diyorsun, haydi işte kitabın da, kitaba bak. Ve sefahatihi, kitabın ümumiyle mehcucun aleyh olduğu gibi her sahifesiyle de mehcuçtur. Hepsine gücün yetmezse bir sahifesini al, o sahifesini araştır. Ona cevap ver. Ve ekseri mevadi'i ve mekamati, mevzilerinin ekseri ve makamları, yani ister bir fasıl olsun, istersen bir bab olsun, isterse kitabın ümumu olsun, senin aleyhine hüccettir. İmam-ı Tahaviye ilmi azdır, ricali bilmez diyen adama bu kitap onun aleyhine hüccettir. وَلَوْ تَوَرَّتَ اَحَدٌ اَحَدٌ bir kimse tavarrut etse, ortaya atılsa فِي مَعَاتِبِ الْكَلَامِ فِي رِجَالِهِ فِي مَعَاتِبِ الْكَلَامِ kelamın meatibinde, yani bir kelamın noksan yerleri olur. O adam da araştıracak da o noksan yerlerini bulacak. Ayağı kaydığı yerleri bulacak. Fî ricalihi, onun ricalında, yani İmam-ı Tahavi ricalları bilmiyormuş. Öyle adamlardan rivayet etmiş ki o adamlardan rivayet olmaz. Böyle bu gibi yerleri bulursansa. Cerhen cerh yönünden, işte bak filan kesten rivayet etmiş. O adamı nukkade hadis tenkit etmiş. Onun rivayeti kabul değildir demişler. İmam-ı Tahavi de ondan rivayet eylemiş. Öyleyse İmam-ı Tahavi bak ricali bilmiyor derse وَانْتَقَدَ مِنْهُمْ رِجَالًا bu kitapta zikredilen ricaldan bazılarını intikad ederse, neyi intikad ederse öyle rical ki دَعَفَهُمْ اَهْلُ النَّكْدِ ehli nakd onları zayıf gördü. شَرْحًا شَحْ yönünden, yani dediler ki bunlar rivayet edilmez. Muhaddisin kitaplar yazmıştırlar. Sikaleri beyan etmiştirler. Zayıfları da beyan etmiştirler.
bu İmam-ı Tahavi'ye itiraz eden adam o ilmi bilir. Daha bak İmam-ı Tahavi zayıflerden de rivayet etmiş diye ortaya girerse, tevarrük ki kendi nefsini böyle bir tehlikeli yere atarsa ve bu sözleri söylerse, buna karşı bizim cevabımız var diyor. فَجَوَابُهُ مِنْ وَچَيْنِ Böyle zövmeden adama biz iki türlü cevap vereceğiz. Bunun cevabı iki türlüdür. El-evveli birinci cevabı اَنَّ اَسَحَّ السِّحَحِ Hadisi sahihleri beyan edenin en esahhi sahih-i şeyhan Bukhari ve Müslim'in sahihleridir. وَلَا تَخْلُوا رِجَالُهُمَا Halbuki onların ricalları hali olmaz. اَنْ اَوَائِلِ الْجَرْحِ وَالشَّيْنِ Cerh ailesinden, en gavailü cerh, cerh ailesinden ve şeyin, ayıp ailesinden hali değildir. Koskoca İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslim'in rivayet etmiş olduğu ricalda da bile cerh vardır. Onları da bazıları mecruhtur demişler. Sen İmam-ı Bukhari'ye itiraz etmiyorsun, İmam-ı Müslim'e itiraz etmiyorsun da İmam-ı Tahavi'ye itiraz ediyorsun. Eğer bunun ricalında dedikodu etmişlerse onların ricalında da dedikodu etmişler. Birisi bu. Onlar, ona verilen cevap. Fakat o adam itiraz eder. Nedir? Felevkile. Denilse ki inne zalike fil mütabiati ve şevahid. Bukhari ve Müslim'in zayıf adamlardan rivayetleri asıl hadislerde, metinlerde değil. Ya mütabiat ve şevahid. Asıl hadisi zikrediyor da onu tekviye için bir hadis rivayet ediyor. Ya mütabaat olarak ya şevahid olarak. Mütabaat ve şevahid de o hadisi aynı sahabeden rivayet ediyor. Asıl kuvvetli senedine o sahabeden bir hadisi rivayet eylemiş. Bir de yine aynı sahabeden zayıf bir rivayet getiriyor. Bir de başka bir sahabeden aynı hadisi getiriyor. Birisine mütabaat diyorlar, birisine şahit diyorlar. Hangisi olursa olsun İmam-ı Bukhari asıl hadisi zikreylemiş fakat mütabaat ve şevahitte de böyle zayıf senetlerle rivayetleri var. La fil usul fakat asıllarda yok. Asıl metinlerde yok. Onlar da böyledir diye o adam itiraz ederse fel cevabı evvelen. Evvelen biz o adama deriz ki ennehu müşterekül cedva. Öyleyse bu fedva, şey, cedva yani fayda. Faydası ortak. Senin bu sözün işte bizim de davamız o. Fi ammetil fusul bütün fasıllarda senin dediğin bizim dediğimiz bir yere çıktı. Ve ennet tahaviyye eyza İmam-ı Tahavi de yeti bi emsaliha böyle zayıf senetleri getiriyor. Fi şevahidi şevahitlerde. Ne için? Cebran lil kesri. Kesri cebr için. Eğer o hadiste bir noksanlık varsa işte o noksanlığı temin etmek için şevahidi getiriyor. Ev tetmimen lil kasri. Yahut da kısa bir öteki rivayette biraz uzun o şeyi kasri tetmim için, tamamlama için bir iki kayıt fazla onun için bunu getiriyor. İmam-ı Bukhari'nin yaptığını İmam-ı Tahavi yapmış. Eğer ona itiraz etmezsen ise buna da itiraz edemezsin. Ve saniyen ikinci defa ona deriz ki enne kesiren minhum o ricaldan çokları tucedu ve hadisuhum fil usul asırlarda onların hadisleri bulunur. Asırlarda da var. Yani o senin itiraz ettiğin İmam-ı Tahavi bilemediği onlardan zikrettiğin dediğin adamların hadisleri Bukhari'nin asıl hadislerinde var. Müslim'in asıl hadislerinde de var. فَاَنَّ الْمَفَرْ Nasıl kaçacaksın? وَاَيْنَ الْمَقَرْ Nerede kalacaksın? Nereye gideceksin? Gidemezsin. Ne gibi ke Füleyh ibn Süleyman ve emsali. Füleyh ibn Süleyman ve emsali gibi. Yani bak Füleyh ibn Süleyman, İmam Bukhari ve Müslim. Bunlar asırlarda bundan rivayetler yapmışlar. İmam-ı Tahavi de yapmış. Eğer zayıf ise bu mütabaat şevahitte değil, asıl senetlerde geçiyor Füleyh ibn Süleyman ve emsali. Öyleyse bu sualın yerinde değil. Ve saniyen onu da söyledik. Ve sani İkincisi, اَنَّ الْحَافِزَ بَجَعْفَرْ İmam-ı Tahavi fi مَعْرِفَةِ الْمُتُونِ وَالْاَسَانِيدِ Metinleri ve senetleri bilmekte min eyyimmetin nekti. Eyyime-i nekittendir. Yani tenkit eden, zayıfi, sikayı bilenlerdendir. وَفِي الْبَحْسِ عَنْ خَسَائِسِ الرِّجَالِ
ricalın hasletlerini bilenler, bilmek bahsindedir, eğmedendir. Ve desaisihim, ricali hadisin desiseleri varsa onları bilmekte de imamdır. Ve hasaisir ruvat ve nefaisihim, ravilerin hasis kötü şeyler, nefis iyi şeyler, bunları da ravilerin iyilerini, kötülerini bilenlerdendir. Min, ama nasıl bilenlerdendir? Min erbabil halli vel akıd. Erbab-ı hallu akıddendir. Erbab-ı hallu akıd ki bir şeyi düşünür, daşınırlar, bu böyledir dedi mi tamam, bitti. Daha itiraz olmaz. İşte İmam Tahavi onlardan birisidir. Ela tera, sen görmez misin? El Hafiz İbn-i Hacer, Hafiz İbn-i Hacer aleyhine eskelaniyi, yeskuru kavlehu fit tenkit, tenkitti İmam-ı Tahavi'nin sözünü nekleder. İmam-ı Tahavi buna sıkadır demiş, yahut da daiftir demiş. İmam-ı Tahavi'yi tenkitte zikreder, onun sözüyle istidlal eder. Ve ya'tebiruhu İmam-ı Tahavi'ye itibar eder, min nukadil eimmeti fil cerhü ve tesdid. Cerhü tadilde imam olanlar, tenkitli imam olanlardan sayar İmam-ı Tahavi'yi. Ve nüzzari kelamihi min şerhil asar. Onun kelamına nezar edenler, o kelamı da neden? Min şerhil asar, bu hadisleri şerh etti ya İmam-ı Tahavi. İşte İmam-ı Tahavi'nin şerhine nezar edenler. وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ İsterse böyle geçmek ve üzerine olsun. Yani inciden inciye dikkat etmiyor da hemen okuyayım geçeyim diyor. عَلَى يَقِينٍ Yakin üzerinedir. بِمُشَاهَدَتِهِمْ وَعَيَانِهِمْ Müşahedeleri sebebiyle ve ayanları sebebiyle yakın üzerinedir ki اَنَّهُ İmam-ı Tahavi لَيْسَ لَهُ Onun için olmadı. تَأَسِّنْ وَتَقَلُّدُنْ لَاَقْوَالِهِمْ O geçenlerin gavurlarına ona uydu, onu taklit etti. Yok, onlardan değildir. Firrical, ricaldı. Adam bunlar böyle almışlar, ben de böyle aldım. Yok, öyle değil. O tahkik etmiş, ona göre almış. وَلَهُ ف۪يهِ اَر۪يكَةٌ عَال۪يَةٌ بِالْاِسْتِقْلَالِ İmam-ı Tahavi'nin bu tenkitte bir erikesi vardır, kürsüsü vardır. Öyle kürsü ki عَال۪يَةٌ عَال۪ي بِالْاِسْتِقْلَالِ müstakillen, başka birisine tabi olmayarak müstakil şeysi vardır, erikesi. Kürsüsü, sandalyesi var. Bel ve nassu, belki nas şudur ki ennehu İmam-ı Tahavi yec'aluhum o muhaddisini kılar, kendi muhaliflerini fi semtin ve canib. Onları bir canibe kur, bir semte ve nefsehu nefsini de kur ma hizbihi kendi hizbiyle beraber fi canibin mücanib ona karşı olan canipte kılar. Muhaliflerini bir tarafa kur, kendisi de hangi cemaatten ise onları da bir tarafa alır, ona göre hüküm verir. Kendisinin hizbi kim? Şimdi aşağıda beyan edecek İmam-ı Ebu Hanife. Yani İmam-ı Tahavi bu gibi şeyde müstakildir. Onları bir tarafa koy, kendi cemaatinde bir tarafa koy, kendi fikri de arada neyse onu da beyan eder. Hangi hizipten ise onlarla beraber ise onlarla beraber. Kendi hizbine de bazen muhalif yerdeyse orada da müstakilden fikrini beyan eder. Ve İmam-ı Hader Hizb. Bu hizbinde İmam-ı fikhen ve hadisen ve marifeten ve dirayeten, rivayeten ve nakden, gerek fikih yönünden, gerek hadis yönünden, gerek marifet ve dirayet yönünden, gerek rivayet ve nakit yönünden İmam-ül Mezhebi, mezhebin imamıdır. El-Hafizul Hucce, hafiz ve hüccet olan bir zattır. Ümdetü's sikat, sikelerin ümdesidir. Gidvetü'l esbat, sebitlerin müktedabihidir. Mütevvecü tacı tabiiyyetil münife güzel olan sahabeyi gören tabi'in tacını başına koyanlardandır. Kim o da? Nu'man ibn-i Sabit'il Kufi, Ebu Hanife. Ebu Hanife denilen Sabit'il Kufi'nin oğlu Nu'man. Onun imamı da budur. İşte bu cümlenin, bu zümrenin imamı da budur. İmam-ı Tahavi'nin hizbi bu. وَمَنْ وَقَعَ ف۪يهِ بِجَرْحِهِ Her kim onu İmam-ı Ebu Hanife'yi cerh etmeye düşerse, İmam-ı Hanife'yi yaralamak için hadisi mekbul değildir, sika değildir, müteber değildir derse, cehlen ve haseden. Ona da ne suretle diyecek? Ya cahil oluyor İmam-ı Hanife'nin kadrini bilmiyor, yahut da biliyor da haset ettiğinden dolayı derse, عُدَّ مِنَ الْجَرْحَى O itiraz eden adam yaralılardan sayılır, mecruhlardan sayılır.
ve men ta'ane fihi bi bid'atihi, yok bid'atiyle ona ta'an ederse de, dese ki ehli sünnet değil ehli bid'atı derse, fehve bihâzihil ciheti, o yatıraz eden adam bu cihetle, minet taifeti talifetil helika, helake giden taifelerdendir. İmam-ı Hanife değil, kendisi helake giden taifelerdendir. Yarın o niyet beyan edecek. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha. Ben de kitaplarına ne uğraşıyorum? Hem meşhur hem de adam gelmiş benimle söylüyor. Nerelisin? Kilisliymiş. Adana'da kalıyormuş. Şuradan buradan bahs olunca yahu dedi ben şaştım. Bu mesele uzun da bu Hanefi, bu Şafii, bu Alevi, bu Komünist bu ne acayip dedi. Ben de bundan anlamadım. Din bir. Din bir dedi bunu. Hepsi her birisi bir tarafa çekmiş. Senin mezhebin ne dedi? Hanefiye. Dedi mi olur? Hanefi, Şafii bunlar ehli sünnet. Ehli sünnet başka, ehli bidat başka. Adam yok canım diyor. Hepsi bir olması lazım. Peki dedim senin kaç oğlun var? Dört. Dördü de aynen sana benziyor mu? Yok. Birbirine benziyor mu? Yok. Farkları var. Dedim bu böyle olur. Anlayış farkı var. O başka canım diyor. Dinin bir olması lazım. Dedim sen cahil ben seninle. Ne konuşayım? Anlamazsın ki dedim. Başa meshetmek. Bak Kur'an'da var. Ama ne miktarını mesedeceksin? Cem işte başa meshettin gitti. Ne kadar? Bir parça mı, dörtte bir mi, yarısını mı, hepsini mi? İşte ihtilaf böyle bu gibi basit şeylerdir. Adam başladı itiraz etmeye. Kızdım yahu dedim sen cahilsin. Haddini bilmiyorsun. Haddini dur. Bir adamın karnında ameliyat olacak. Yapabilir misin? Yok diyor. Ben soğuk demirciyim. Peki sen soğuk demirci ameliyatı işine geçsen karışsan ne derler? İki tokat atar kapıdan dışarı. Bu elim işi. Sen soğuk demircilikle gelmiş iştahat işine karışıyorsun. Haddini bil dedim cahil. Bu sefer biraz oturdum dedi ki anlaşıldı sen asırlı kızıyorsun seninle konuşulmaz. Anlaşıldı oğlum. Hadi çık git de ben de rahat edeyim. Ya havle ve rabbim. Ve ariz anil cahilin. Ve ariz anil cahilin. Nerede kaldık? Ve İmam Muhazel Hizir. Velhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillah. Fakat şehidet bifadlihil a'da. Allah hamdolsun ki İmam Ebu Hanif'in fadiletini kendi düşmanları bile itiraf etmiştir, şahit olmuşturlar. Ve atarefe bitesfihi evliyaihim, ona itiraz edenlerin sefahatini, alçaklığını itiraf etmişlerdir. Kim? Ekamiluhum, onların kamil olanları, ekmel olanları, el-ecille, celil olanları. İmam-ı Ebu Hanife'nin düşmanlarının kamil olanları, ona düşman yapanların sefahatini onlar bile itiraf etmiştirler. Ela tera, sen görmez misin sahibe dirasatil lebib? Dirasatil lebib bir kitaptır. Böyle fikhi meselelerde mücadele yapar. Onun şerhi de var. O dirasatil lebib kitabının sahibi min ru'usihimun nübbel, onların reislerindendir. Hem ileri gelen zekilerindendir. O dirasat-ı lebibi yazan. Bebe tarikatihimil kümmel, kamil olan kumandanlarındandır. Mâ ennehu, şununla beraber ki o dirasat-ı lebibin sahibi. Esleme alâ yedeyi Bukhari. İmam-ı Bukhari'nin elinde Müslüman oldu. Nerede? Yani Müslüman oldu demek ki yani ondan öğrendi. Fî mârifeti tayyibi minel habîs. Kötü şeylerden iyileri temiz etmekte İmam-ı Bukhari'den öğrendi. İmam Bukhari'nin ya bizzat talebesi yahut da vasıte ile hadisin sahihini sahih olmayanından kim ayırdı? İmam Bukhari. İşte bunları da ondan öğrendi o. Ve amene iman etti o adam bifadlihi İmam-ı Bukhari'nin fadiletini, öyle fadilet ki el cemmi, bütün faziletine iman etti. Ve cealehu kıblete nefsihi. İmam-ı Bukhari'yi kendi nefsine kıble kıldı. İmam-ı Bukhari'nin bir kitabında bir hadisini gördü mü hemen onunla amel eder. Başkasıyla amel etmez oldu idi. Ve şiatehu, onun cemaatinden oldu fil hadise, hadiste.
O Dirasatü'l-Lebibi kim yazmış da onun ismini vermiyor. Bir, bu İmam Bukhari'den elmini fazlını aldı. O onun cemaatinden oldu. O onun bütün faziletlerini itiraf etti. Böyle olmakla beraber bak ki keyfe te'akkabahu, İmam-ı Bukhari'yi nasıl te'akkub etti? Nasıl onu takip etmek, yani hatalarını araştırıp bulmak, onu muhafaza etmek. Bu surette onu te'akkub etti. Nerede? Fî cerhihi ve vekiatihi fî Ebi Hanife. İmam Ebu Hanife'yi İmam Bukhari cerh etmiş. Ve İmam Ebu Hanife'nin aleyhinde sözler söylemiş. O zat, o Bukhari'yi seven bu zat, o da kimi yakalamış? İmam-ı Bukhari'yi yakalamış bu meselede. Yani sen İmam Ebu Hanife'ye bu meselede hücumun haksızdır. Haksız olarak hücum ettin. Peki İmam Ebu Hanife'yi İmam-ı Bukhari ne cihette yakalamış? İmam Bukhari demiş ki بَاَنَّهُ كَانَ مُرْجِئِيَّنْ. Ebu Hanife mürciiydi. Ehli sünnet akidesinden değildi. Ehli bid'atten mürci'e taifesi vardır. Bu da mürci'e taifesindendir. Demiş İmam Bukhari. Seketu an râyihi ve hadisi. Mürci olduğundan İmam Ebu Hanife'nin hadisini almadılar. Ve ondan sükut ettiler demiş. Yani ehli hadis. Hadis alırken İmam Ebu Hanife'den rivayet almamışlar. Ve onu ehli bid'atten saymışlar. Bunu İmam Bukhari söylüyor. İlâ en gâl ba'de beyanil ferqi. O Dirasatü'l-Lebib sahibi o sözü uzun da diyor, nihayet şunu söyledi. Ba'de beyanil ferqi, ferqi beyan ettikten sonra beynel me'aneyeyni lil irca. İrca'nın iki manası var. İkisinin arasındaki ferqi beyan ettikten sonra şunu söyledi diyor. İrca iki türlüdür. Bir kısmı bid'ate götürür, bir kısmı bid'ate götürmez. İmam-ı Azam'ın ircaya kail olması bid'ate götüren kısmı değil. Bid'ate götürmeyen kısmı, onu da delillerden almıştır, delilsiz değildir. Onun farkında varmadan, bu mürciidir demiş, İmam-ı Azam'ı hücum etmişler. Bu Dirasatü'l-Lebib sahibi onu beyan ediyor, diyor, siz farkında değilsiniz. İmam-ı Hanife, ircaya gitmesi bid'ate götüren bir irca değil. Fakat ayet ve hadiste gelen manayı beyan etmiştir. Onun için ona mürci'i demiştirler. Bunları o Dirasatü'l-Lebib sahibi beyan ettikten sonra diyor ki keyfe yeteyakkazu li zalike ehlul hadis. Ehli hadis bunu ne bilecek? Nasıl uyanacak da irca'nın iki türlü manası vardır? Ne bilsin ehli hadis? Niçin? Öyle ehli hadis ki kimden? Min ehli zavahir. Ehli zavahirden, zahire göre hüküm verenlerden. اَلَّذ۪ينَ زَاقُوا Öyle ehl-i zevahir ki onlar tattılar. تَعْمَ الظَّاهِرِ فِي الْاَحَادِسِ Hadislerde zahirin tadını tattılar. Ama içerisini bilmediler. وَحُرِمُوا mahrum oldular. دَك۪يكَ الْقِيَاسِ Kıyasın inceliğine de mahrum oldular. وَلَمْ يُمَارِسُوا Mümareset etmediler, öğrenemediler. اَلْفُنُونَ الْعَقْلِيَ Fünune akliyeyi öğrenemediler. Zahire bakar, zahire göre hüküm verir. Onun alt tabakasına inip de ondan mana çıkaramaz. İşte bunlar ehli zahir. Bunlar böyle olduklarından dolayı İmam Ebu Hanife'ye hücum etmişler. Çünkü İmam Ebu Hanife o hadisleri almış. O hadislerin daha inceliklerine varmış ki zahirinden anlaşılmıyor. İçine varacaksan da bileceksin. Sen bir köşke gittin, köşkten baktın. Köşkü ya süslü dışarıdan, fırıltılı mırıltılı içerisine girdin ki harap, içerisi bomboş, dışarısı süslü. Bir de var dışarıdan bakarsan külüstür bir bina, içerisine girersin ki o zinetli. Şimdi sen bunlar dışarısına bakar, şu köşk güzeldir, bu değil değildir. Ama bir de bir içerisine gir bak. Onun için her ayetin, hadisin hemen zahirine bir bakılmaz. Bir de aşağısına ineceksin. Mesela var ya, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِي الدُّنْيَا مَا فِي الْآخِرَةَ مَا Dünyada kim kör olursa ahirette de kör olur. Zahirine göre dünyada körler, ahirette de kör haşredilecek. Bu mana mı? Yok, bu mana değil ki. Zahire hükmedenler böyle gider. Evet, zahire hükmedersen böyle ama fakat burada bu dünyada ama olan da maksat kalp amaları, göz, baştaki göz amaları değil. Onu da neyle? Başka hadis, başka delillerle ispat edeceksin. Bunlar da diyor, fünun-u akliyeyi, kıyası bilmediklerinden dolayı zahire bağlandılar, İmam Ebu Hanife'ye hücum ettiler. قَالَ وَلَاكِنَّ الْعَدْلِ
Dirasetül Lebib sahibi diyor ki lakin adalet fi tahkikil me'anil akliye me'ani akliye akla nisbet edilen manaların tahkikinde adalet olan huve tarfuz zavahir zahirleri terk etmektir. La seyyema izâ kânet hasseten eker o zavahir olursa mimma şol bir ahkemden ki tedhulu biha onun sebebiyle girer el vekî'atu vekî'a çirkinlik itiraz ala irzi müslimin bir müslimin irzine ondan bir çirkinlik bir vekî'a geliyor bir kötülük geliyor hemen onu zahire bakıp da hücum etmeyeceksin bu adam bunu söylemiş ama ne için söylemiş bundaki incelik incelik nedir onu bir aramak bulmak lazım ila engal hatta o dirasetül lebib sahibi sonunda dedi ki ve inni letehayyer ben tehayyür ederim hayretteyim en a'zu hadal kavle bu kavli nisbet edeyim me'abutlanihi bu kavlin batıl olmasıyla beraber ve hilafi muhalif olmasıyla beraber neye? Lil kitabi ve sünneti vel icma kitap sünnete icma muhalif olan bu sözü butlanıyla beraber bel ve me'a zaruretihi bu zarureti de olmayacak. Me'a zarureti butlanihi min zaruriyyati din. Şununla beraber ki bunun butlanının zaruriyeti zaruriyyati dindendir. Yani bunu batıl saymak dinen zaruridir batıl saymak. Ve humki kailihi bunu söyleyenin de ahmak olmasını bilmekle beraber. Ne gibi ahmak? Ke humki süfestaiye. Süfestaiye denilen felsefeciler vardı. Bu süfestaiye nasıl ahmak ise onların hemaketi gibi bunların hemaketiyle beraber ben bunu isnat etmekte hayret ederim. Kime isnat? İlâ misle Ebi Hanife rahimehullah. İmam-ı Azam'a nisbet. Öyle İmam-ı Ebu Hanife ki cebelin min cibalillahi şevamir. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu büyük dağlardan bir dağdır. Cibali şevalık büyük dağlara derler işte. Ebu Hanife de o büyük dağlardan bir dağdır. Fî gazâreti ulûmin nakli vel akli. Gerek ulûm-i nakliyede, gerek ulûm-i akliyede onun gibiler. O onun emsali cibali şevalıktır. Böyle yüksek dağlar gibi olan Ebu Hanife'ye bu batıl şeyleri az etmek benim hayretimi mucib oldu. Kim tarafından kestip azvetmek min misli İmam-ı Buhari. İmam-ı Buhari gibi bir imam baksın da bu sözleri İmam-ı Hanife'ye isnat etsin. Ben buna hayrette kaldım. Çünkü kendi İmam-ı Buhari'yi seviyor ya. Hepimiz de seviyoruz. Fakat İmam-ı Buhari zahirde kalmış. İçtihat ve istinbatta Ebu Hanife'nin Kâbe'nin Kâbe'ne yetişememiş. Sede mesela hadisi sahihi toplamak değil ki. Bir de ondan mana çıkarmak var. O manayı çıkarmak değil. O nerede? Ebu Hanife nerede? Onun için kalkmış. Ebu Hanife'ye mürci edendir demiş. Binaenaleyh ulema-i hadis onun sözünü, rivayetini almazlar. Çünkü ehli bidattendir demiş. Büyük insan bu sözü söylemekte hayret de kalır ve utanır. Lakin ne laktar kat sebakat. Lakin kader sebakat etmiştir. O adam İmam Bukhari'den bu sözler çıkmıştır. Leyse leha minen nefâzi minrât. Kader de yazılmış. Onu hiçbir kimse de reddedemez. Leyse leha kader içinde olmadı. Minen nefaz nüfuz etmekten mirradın reddedici bir şey yoktur. İlla o yerini bulacaktır. Faradine bi kadâillâhe ve kaderihi. İşte ne yapalım? İmam Bukhari gibi bir imam baksın da İmam Ebu Hanife'ye itiraz etsin. Ehli bidattir, mürciedendir desin. Bu mukadderat-ı ilahiye olmuş. Olan olmuş. İş elden çıkmış. Vel hakku lakin hakku daha ziyade layıktır en yüttebe. Tabi olmaya hak layıktır. Yani sen hakka tabi olacaksın. İmam Bukhari bunu söylemiştir. Doğrudur denilmez ki İmam Bukhari de hata etmiş orada. Her adamın bir hatası var. Hatasından dolayı muhafaza edilmez. Allah onun da teksiratını affeylesin. İmam Bukhari de o arada bir hataya geçmiş. İmam-ı Azim'e mürciyedindir demiş. Sonradan talebeleri yazması olmaz mı acaba? Fanzur fihada. Sen buna bak. Eyyü mertebetin. Hangi mertebe? Tehrucu çıkar minel ifrad ifrattan.
bir meselede ifrat bile tefrit olur. Mübalağa olduğu mu ifrat olur. Diyor ki bu ifrattan hangi mertebe çıkar? Fî ib'adil cârihi, cerheden adamı uzaklaştırmakta. Bir merahile, birçok merhaleleri uzaklaştırmakta. Emme zannil fehmi vel akıl. Fehmin ve aklın zannettiği yerlerde, anlamış olduğu yerlerde diyor adam gelmiş cerh ediyor, bu böyle diyor. Bak ki hangi mertebe çıkar? Neden? Bu istinbat fehm meselesidir. İmam Ebu Hanife fehminen bu manaları çıkarmış. Söylemiş olduğu akidedeki kaideleri ayet ve hadis üzerine iptina ettirmiş. Ve İmam Bukhari zahirin tadını tatmış. Ondan sonra o fehmi alamamış ki gelsin de İmam Ebu Hanife'nin o istinbat ettiği, çıkarmış olduğu kaidelerin hak olduğunu görsün de itiraz etmesin. Zahirde kaldığından itiraz etmiyor. Ama ne çıkacak? Buradan bak İslamiyet'e bir ikilik giriyor. İmam Bukhari hadisin sahihini bilmekte birinci dereceyi ihraz etmiş. İmam Ebu Hanife fikri anlamakta birinci dereceyi ihraz etmiş. Bak ikisi, İmam Ebu Hanife'nin ona itirazı yok zaten, onu görmemiş. İmam Bukhari sonradan gelmiş. İmam Bukhari kalkmış, İmam Ebu Hanife'ye itiraz etmiş. Hem de nasıl itiraz? Ehli sünnetten çıkarmış da ehli bid'at yapmış. Sunna ezhara zuhura şems. Sonra güneşin aşikar olması gibi zahir oldu. Fira be'atin neha. Nasıl güneş yukarı kalkarda güneş herkes görürse, ha işte o güneşin tam günün ortasında zahir olması gibi. Zahir oldu ve ebreze şeyinuhul bahir. Onun zahir olan aybi de meydana çıktı. Hatta İmam Bukhari'nin bu itirazı yaptı da itirazı kabul mü edildi? Yok, nasıl ki güneş çıkar, o yukarı kalkar, ha ulan bu güneşmiş derse, İmam Bukhari'nin de bu sözü böyle beyan oldu ve İmam Bukhari'nin bu husustaki aybi meydana çıktı. Kendisinin bu işte hata ettiği meydana çıktı. Evet, hatta kâde bünyânuhu alâ şefâ cürüfün hârin. Hatta neredeyse onun binası hemen bir vadide ateş var da o binayı ağaçtan yapılmış bir binayı itileyeceksin, o vadide yanacak. Hemen hemen o dereceye geldi. Kemeseli şeceretin habisetin, habis bir kötü ağaç ki üç tüsvet min fevkul erdi ma leha min karar. Yeryüzünden koparıldı, kararı da kalmadı. Nereye gidecek? İşte imam hatta belnada, belki nida etti. Ve enda savtun, en yüksek sesle ki el i'tirafihi, i'tirafi üzerine. Bi kizbi nefsihi, kendinin yalancı olmasını. Kendisi i'tiraf etti. Vallahu yuhakkul hakka ve yubtulul batil. Cenab-ı Hak hakkı tespit eder, batılı iptal eder. Ve ya ba illa en yutimme nure. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri iba eder, illa kendi nurunu tamam edecek. Ve yuntikul muhalifu bima yuhalifu. Cenab-ı Hak muhalife de muhalefet ettiğini söylettirir. Ve yukezzibuhu bi kavlihi, kendi kavliyle kendisini tekzip eder. Min haytü la yedir, bilmediği yerden. Adam iddia eder, birisini iftira eder. Ondan sonra o başka bir yerde bir söz söyler ki kendisinin müfteri olduğu, yalancı olduğu kendi sözünden çıkar. Kendisi de bilmiyor onu. Seni diyor ki gene ben eski akidemde, halbuki kendisi kendisini yalanladı. Bu da böyle oldu diyor. Fakat kâle sahibi dirasat, bu dirasatül lebib sahibi diyor ki ve emmâ kavluhu seketu an râyihi ve hadisi. İmam Bukhari dedi ki Ebu Hanife mürciyeden olduğundan onun hadisinden sükut ettiler. Kavlünden sükut ettiler, yani almadılar. Bu sözü فَاَنْتَ قَدْ سَمِيَتَ عَنْهُ فَاَنْتَ قَدْ سَمِيَتَ, sen işittin. مِنْهُ, ondan عِدَّةً مِنْ كِبَارِ السَّلَف, selefin büyüklerinden birçoklarını işittin. Ki İmam Ebu Hanife'den ders almışlar. مِسْلُ بِنُ الْمُبَارَكْ وَهَيْثَمْ وَبَكِي وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْاَخِذِينَ مِنْ حَدِيثِ. Bak bu gibi büyük zatlar İmam Ebu Hanife'nin hadisini almış, nakletmişler. İmam Bukhari dedi ki hayır, kimse almadı, sükut ettiler. Bak söz yalana çıktı. İbn-i Mübarek meşhur bir adam. Hem ilmi hem hadisi cem etmiş ve mezhep sahibidir. Fakat mezhebi inkar etmemiş Abdullah bin Mübarek. Hem de Sofiyye'den.
ve Heysem ve Vekî, daha başkaları, birçokları İmam Ebu Hanife'den hadis aldılar. Ve adda gayruhu, başkalarını da saydı. Ve adda gayruhu mi'ine minel ulema, yüzlerce alimleri saydı. El ahizine minhu, İmam Ebu Hanife'den ahseden alimler yüzleri geçmiş. Hani nerede kaldı İmam Bukhari'nin ondan sükut ettiler, hadisini kavlini almadılar dedi ki. Bak yalanı meydana çıktı. Demek ki Allah teksiratı nef eylesin, İmam Bukhari de bir vartaya düşmüş. Kimse ondan almadılar diyor. Halbuki hani alanlar meydanda, hani niye almadılar? İşte bu kadar adam almış. Ve emma ahsur reyyanhu, İmam ve Hanife'den kıyası alanlara gelince, bu nekiller, bunlar nekil olarak, rivayet olarak almışlar. Kıyasa gelince, fakat melle'el afak, bütün dünyayı doldurdu. Alâ mâ lâ yehtâcu ilâ neklihi, ol bir şey üzerine ki, onun nekline hacet yok. İmam ve Hanife demek, kıyasta daha bir emsali gelmemiş. Herhangi bir mesele hakkında, ayette, hadiste serahat yoksa, İmam ve Hanife bir asıl bulmuş, o asıl üzerine yüzlerce meseleyi kıyas etmiş, meydana çıkarmış. Getir bir tane daha. Bir tane, beş tane değil, dünyayı doldurmuş. Herhangi bir meselede, dört mezhepte böyle. Bir mesele hakkında aciz kaldılarını hemen Hanefi kitaplarına müracaat ederler. Niçin? Çünkü bütün meseleleri kıyasla halletmişler. Kadiye gayet kolaylık oluyor. Adam şaşıracak, kıyasını yapamayacak. İmam ve Hanife hepsini hazırlamış. Doktorun eczalarına, eczacı hazırladığı gibi yanına koymuş. Hastalık neyse ilaç hazır, hemen alıp hemen veriyor. Daha ayrıca ilaç yapayım. Eskiden ilaç, eczacılar ilacı kendileri yapardılar. Şimdi öyle değil. Kutuyla hazır gelmiş, hemen alıp veriyor işte. İmam-ı Azam öyle kutuyla ilaçları hazır etmiş, meseleleri dizmiş. Sen kadısan, hangi mesele gelirse, bunun hükmü şöyledir, hemen alır, hemen verirsen. Bu dünyayı doldurmuş. Sonra kıyasları da bir var ki, kıyası batıl olur da kabul edilmez. Öyle de değil. Kıyası sahih. Tam yerini, kaidesini bulmuş, ona göre iptina ettirmiş. Hatta lem ne'arif. Hatta bilemeyiz. Fi iddeti ekalime. Birçok iklimlerde bilmeyiz. Mezheben gayre mezhebi. Hanefi mezhebinden başka mezhep bilemeyiz. Birçok iklimler var ki Hanefi mezhebinden başka mezhep yok orada. Ama bazılarında da karışık var. Bazılarında da başka mezhep var. Fakat Hanefi mezhebi daha çok. Fela edri, ben bilmiyorum ki ma iddetü sakitine an râyihi ve hadisihi, onun râyini ve hadisini almayıp sükut edenlerin sayısı nedir, ne kadardır? Bin nisbeti ilel âhidîn, alanlara nisbetle. İmam-ı Hanife'den ulûm-ü nekliye ve akliyeyi almış olanlarla, bir de sükut etmiş de almamış olanların nisbetine baksak, acaba ne kadar almış, ne kadar almamış? Bunu da bilmem diyor. İnhiye illa, ben yalnız şunu bilirim ki bu ne gibidir? İlla ke katretin fi yemmin, denizden bir katre gibidir. Alanlar deniz kadar, almayanlar da bir katre kadar. Olur, cemaatten binlerinden adam almış da bir iki adam da bu Hanife'yi beğenmemiş de almamış. Onun kıymeti yok ki. İlâ ahirihi. O dirasatü lebibin sözünün nihayeti burada geliyor. فَهَذَا مَقَامُ الْاِمْعَانِ, İşte bu im'an, yani güzel görme makamıdır. بَعَدَ تِلْكَ زِيَادَةِ الْمُتَرَقِّبَةِ فِي ذَٰلِكَ الْاِمَانِ, O imanda terakkib edilen ziyadeden sonra im'an nezeri budur. Evvela insan iman eder, sonra da iyice düşünür. İm'an demek iyice düşünmek. Üstad, müterakkib ve müterzakkib. Yok, müterakkib o değil onu. Bravo. اَيُّ مَرْتَبَةٍ ف۪ي تَكْذ۪يبِ الْقَوْلِ الْجَارِحِ, Evet işte izan makamı budur ki hangi mertebedir? Bu carih eden adamın sözü, yani İmam Bukhari'yi kerh ediyor ya, onun sözünü yalanlamada hangi mertebedir? Ya bu dirasatü lebib sahibi onun telebesinden, cemaatinden olduğu halde öyle bir derece ispat eylemiş oldu ki İmam Bukhari'nin sözü yalana çıktı. Hem hangi mertebeye? Güneş gibi aşikare güneş çıkmış da hayır, güneş yoktur diyor. Yüz binlerinin ulema İmam Ebu Hanife'nin reyinden istifade etmiş, o diyor ki hayır, kimse almadı diyor, çünkü mürciyedendir. Demek ki beşer bak ne kadar şaşara. Beşer şaşara, Allah'ın muhtesi. Ve beyanı ennehu,
Bir de şunu beyandır ki tekzibül ayani ve şuhud. Göz ile görülen bir şeyi yalanlamak. Gözünle görüyorsunuz diyor, yok. Buna benzer. Ve iştira'un azim, bir de büyük bir cürettir ala nefhil meşhudi vel mevcut. Mevcut, gözün önünde, hayır hayır yok, o sana hayal gibi görünüyor. Buna bir cüret lazım ya. Ne cüret sen? Gözünle görülen şeyi sen inkar ediyorsun. Bir var ki eşitiyorsun, görmedim dersin. Fakat gözün önünde. ثُمَّ هَا هُنَا وَجْهَانِ آخَرَانِ. Sonra burada iki vecih vardır. ثُمَّ هَا هُنَا وَجْهَانِ آخَرَانِ. Burada iki vecih daha vardır diyor. مِمَّا أَجَلْتُ ف۪يهِ مَسْرَحَ الْعَيْنِ. O da bir mesailden ki ben oraya dikkat ettim. مَسْرَحَ الْعَيْنِ, yani gözüm orayı güzel bir meydanlık etti, baktı ona, dikkatli baktım. Evet, iki vecih daha vardır ki hatta yulhikal cariha bil qarizin. Hatta yulhikul cariha bil qarizin. O iki vecih beyan ettiğim de anlaşılır ki cerh eden adam, İmam Ebu Hanife'ye itiraz eden adam meth edenlerden olur onları görürse. Ve yesiru eseren ba'de ayn. Gördükten sonra heba'en mensur olur. Yani itiraz eder. Fakat bu meseleyi öğrenirse o vakitte o itirazı heçe iner. Ve yuhayyinu sekkete amen. Rumyin olsa daha iyi olur. Ve yuhayyinu hazırlar, yaklaştırır. Neyi? Sekkete rumyin, körlerin tokadı. Körün tokadı kuvvetli olur. Kör tuttuğunu koyuvermez. Vurduğunu tesadüf ederse mühkem olur, işte onu hazırlar. O darbi mesela sekketü e'ma yazmamış. Ümyin olursa cemi olur ama fakat e'ma olursa daha olur. Elif de koymamış. Ben kendi kitabıma bir elif koydum artık. Metbeden mi koymamış yahut adam cemi mi yapmış, sekketü e'ma. E'manın tokatı tutması. Ve nefhu hecirin. Uyuyan adamın sesinin çıkması gibi, bir adam uykuya varır hırıldar. Yani onda bir faydası yok. Uykuda kırıldamış. İşte bunun gibi. Yahut da kör bir adam birisine tokata vuracak. Vuracak ama kör görmez ki vurduğu, boşa gidecek. Ama vursa da kuvvetli olur. İsabet ederse. Ama etmese neyi tutacak? Sonra filan kesi tut. Görmez ki tutar. İşte bu adamın yatırası da böyle. Şeyin tutması, emanın tutması, uykuda uyuyan adamın hırlaması gibi olur. Yüzhilu gaylâne ammey. Gaylân mey, bu meşhur. Bir aşık, bir meşhur. Dar bir mesel olmuş. Gaylâni meyden yefal eder. Yani öyle bir şey ki artık gaylân meyden vazgeçer. Mehbubesinde. O iki vecih. Meydana gelirse, onu bilirse böyle olur. Ve hümâ minel vehâi fî tercümetil Bukhari. İşte İmam-ı Bukhari'nin tercümesinde bunlar ikisi de zayıf birer kavullerdendir. Fi tarihihi li Ebi Hanife rahimehullah. Tarihinde İmam Buhari'nin tercümesini yazmış. İşte orada bunları getirmiş. Ehaduhuma, birisi ennehu cealehu min mevali beni teymillah. Dedi ki Ebu Hanife mevalidendir. Mevali yani köle. Asırları köledir. O da kimin kölelerinden? Beni Teymullah. Beni Teymullah, Arap kabilelerinden bir kabilenin ismidir. Onların kölelerindendir İmam Ebu Hanife'nin dedeleri. Ve Hafidul İmam İsmail, İsmail İbni Hammad. İmam Ebu Hanife'nin torunu İsmail. İsmail İbni Hammad. Hammad, İmam Ebu Hanife'nin oğlu, İsmail de onun oğlu. İsmail yahlifu cehde yeminihi. Allah'a yemin ederdi ki ala enna nahnu ahrar. Biz hürrüz, babadan dededen hür olarak geldik diye yemin ederdi diyor. Min ebnai Faris. Faris oğullarından, yani Faris sülalesinden. Arap değil de Faris ama fakat hiç kölelik onlara gelmemiş. Hep hür olarak babadan dededen itibaren. Ma veka aleyna rıkkın kattı. Kat'a bize kölelik geldiği yoktur diye yemin ederdi. İmam-ı Bukhari'nin hatalarından birisi, bak bunu getirmiş, köle yapmış. Bunların dedeleri köleydi de, demiş. Hatanın birisi bu. Evet.
Ve sanima ikincisi ennel bid'ate gayru cariha. İmam ve Hanife sahibi bid'attir dedi, mürciedendir dedi. İmam ve Hanife mürciyeden değil. Mürciyeden olsa bile bir adam ehli bid'attir diye rivayette onun rivayeti reddedilmez. Herhangi bir ravide bir bid'at ya rafızılık ya haricilik yahut da başka bir ehli bid'at mezheplerinden bir mezhep bir akide bulunsa bunun rivayeti müteber değildir demezler. İnde sidgil lehceti ve diyaneti ve takva. Eğer o adam doğru söylüyorsa, takvası varsa, madem diyaneti var, doğru söylüyor, takvası var, hangi mezhepten olursa olsun, ehli bidetten olsa bile onun rivayetini kabul ederler. Belleyset sebeben nüzuli nüzulil hadis ani sıhhati ilel hasen asla. Rivayeti hatta onun eğer rivayet etmiş olduğu hocaları hepsi böyle ehli sıdkısa onun hadisi sahihtir. Sıhhat derecesinden hasen derecesine bile inmez. Fadlan anid da'f. Bırak ki o zayıf olsun. Fadlan an terki hadisi sahiba. Yahut da onun hadisini hiç almayalım. İmam Bukhari ne diyor? İmam Hanife ehli bidetten olduğundan onun hadisini almadılar. Ehli bidetten olanların birçoklarının hadisini aldılar hem de sahih dediler. Hasene indirmediler. Zayıf da saymadılar. وَالسُّكُوتِ عَنْهُ مُتْلَقَ عَنْ تَرْكِ حَدِيسٍ üzerine mevkul وَالسُّكُوتِ عَنْهُ مُتْلَقَ ondan mutlaka sükut etsinler وَجَعَلِهِ مَتْرُوكًا مُتَمَحِّدًا onu metruh kılsınlar hem de öyle metruh ki mutemahhiden mahsut metruh yani hiç ondan hadis alınmaz her ne surette olursa olsun metruh imaz böyle kılmak ehli bidet olması böyle olmasını icap etmez. Elem yattadih vazih olmadı mı? Vazih olmadı yani bilmediniz mi ki? Bilinmez mi ki? Sahihu İmam Bukhari'nin sahihi yapmış olduğu kitap. El esahhu ba'del Kur'an. Kur'an'dan sonra en sahih kitap odur. Min beyni defvetihi kendi kitabını almış olduğu hadislerin bu kitabın iki defvesi iki cildi arasında ne kadar hadis varsa hepsi Kur'an'dan sonra en sahih hadisler onun kitabıdır. Böyle olmakla beraber imtele'e min rivayeti Adi ibn-i Sabit. Adi ibn-i Sabit'in rivayetleriyle doldu. Daima rivayet ederken kime çıkar? Adi ibn-i Sabit'ten nekleder. وَهُوَ مِنْ قُولَاتِ الرَّوَافِدِ Rafıdıların hem de kulatındandır, en azgınlarındandır. Madem Rafıdıdır, ehli bidettir, İmam Bukhari niye aldı? İmam Hanife'yi mürci'e diye onun hadisini kendi almadığı gibi ulema da almadı dedi, itiraz etti. Peki kendisi Adi ibn-i Sabit'in hadislerini niye aldı? Madem ehli bidettin hadisi alınmıyor. Bir, كَمَا قَالَهُ الدَّارَ قُتْنِي وَغَيْرُهُ دَارَ قُتْنِي ve başkaları da dediler ki Adi ibn-i Sabit Hulati Ravafize'dendir. Rafize'dendir. وَفِي عِمْرَانُ بْنِ حَتَّانِ yine Bukhari'de sahih, Bukhari'de İmran ibn-i Hattan vardır. اَحَدُ رُؤُسِ الْخَوَارِجِ الْخَب۪يسَ Havaric'in en kötü kısmı olan kısımlarının reislerindendir. Havaric de birkaç şubedir de bazıları çok habistir. İşte o habis kısımlarının birisinin reisi de budur. İmran ibn Hattan. Bu da İmam Bukhari'nin ravileri arasında, ricali arasında. Madem ehli bid'etten alınmıyor, İmam Hanife'den alınmamış, kendi niye almış oradan? Şimdi bak İmam Bukhari'nin kendi fiili, kendi sözünü reddediyor. Onun için bu neye benzedi diyor? Körün tokatına benzedi. Yahut da uyuyan adamın şeyine benzedi. Kırıntısına benzedi. İmam Bukhari İmam-ı Azem'i düşürme için diyor ki mürciyedendir. Onun için ödem onun hadisini nekletmemiştir. Peki kendisi niye neklediyor? Yani mürciyeden değil, gulat-ı ravafize'den yahut da havarici habiseden olan zatların rivayetini kabul ediyor da Ebu Hanife'ye itiraz ediyor. Şimdi kendinin sözü kendisinden dün okuduk ya, kendi sözü kendisini yalanladı. Bunu Allah-u Teala ettirecek. İmam Bukhari onu düşünse onu bir tedbir alırdı. Fakat itirazı haksız olduğundan dolayı kendi işi, kendi sözünü tekzip etti.
Felime testemilu. Niçin sen meylediyorsun? İlâ men mâle an rihik. İlâ men bir kimseye niçin meylediyorsun ki? Mâle o adam i'raz etti an rihik. Senin kokundan. Bir adam seni sevmiyor. Sana yüz çeviriyor. Sen gene ona taraf gidiyorsun. Senden yüz çeviren adama doğru niçin gidiyorsun? Ve adrame nâre tebârihik. Senin tebârihin narını yaktı. Senin ocağını söndürme için bir nar yaptı. Yani şer, tebârih, şer. Şer narını adam alavlandırdı. Sana bir şer eziyet ediyor. Sen de gene ona meylediyorsun. Yani İmam Bukhari'ye diyor ki sen madem ehli bidati sevmiyorsun, ehli bidatin rivayetini almıyorsun, bunun için İmam Bu Hanife'yi almadılar diyorsun. Yani için havariçten, revafizeden sen rivayet ediyorsun. Halbuki onlar şer de. Onlar sana yüz çevirmişler. Sen onlara niye meylediyorsun? Velev kâne ibne buhik. Eğer senin yakının olsaydı. Ev şakîke ruhik. Yahu senin ruhun dostu olsaydı, şakîk olsaydı, yani dostun olsaydı. Fe eyne zehebel carih. O carih nereye giderdi? O carih eden adam nereye giderdi? O carihte kim? İmam Bukhari. Câe lâbisen cilden nemir. Kaplan derisini giymiş olarak geldi. Ve hâcimen hücûme seylil münhemir. Bir sel gürültüyle gelir de yakar yıkar. Onun gibi böyle gürleyerek geldi. Ondan sonra ve ferre müteşehen bi cirabi. Bu sefer de hemen cirab oklarını koymuş olduğu kapı. Hemen o oklarını kabiyle beraber aldı. Yani silahını aldı. Hemen firar etti, kaçtı. Ya sen ya hücuma gelmiştin. Aslan kürkünü giymiştin. Karşıdaki hasmini öldürecektin. Niye kaçıyorsun? Bunlar hep İmam Bukhari'ye geliyor. Sen ehli bidatin rivayetini yapmıyordun. Ya niye kaçtın? Ya niye revafizden, havariçten rivayetler aldın? Ve muzda'inen öhbeteti civabihi. Bir adam herbe giderken hazırlıklar alır. Onlara öhbe derler. Öyleyse bunun cevabının hazırlıklarını hemen sen bıraktın. Yallah baban cevap yok, çıktın gittin. Madem İmam-ı Hanife'ye itiraz ediyordun onun tarifinde, sen de niçin aldığın sebebini beyan etseydin orada. Ven keşefet avratu taliz. Avratu galize mehalli açıldı diyor. Adam başkalarına itiraz ediyordu ki sen ya baksana filan yerlerin açık. Kendisinin avratu galize mehalli açıldı. La tera fihim tiraen. Onda imtira görmesin. İmtira ve ca'e kesera bin biqa'a. La tera fi imtira, yani bir adam gidip de su talep edecek de içecek. Maalesef gitti de su bulamadı. Ne gibi? Kesera bin serap gibi biqa'atin bir çölde. Çölde insan bakarken bir suya benzer bir şey görünür. Serap derler onu. Bunun ileride su var. Suya benzer bir şey. Gidersen hiçbir şey yok. O Türkçe'de ne derler ona? Laha. Serap derler. Toplumdan su görünür. Su görünür gibi görürsün. Su olmaz. Fakat giderse su yok, serap. İşte bu da böyle oldu diyor. Bir hücum etti, bir geldi. Vah, ehli bidetten rivayet alınmaz. Onun için İmam-ı Hanife'den de almamışlar. Der. Bir de bakıyorsun kendisi almış. Hani sen hücumların yerinde değildin. Madem yerindeydi sen niye Bukhari'de aldın? Kendi en esahi sahih olan kitabında niye yazdın? يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَعَنْ. O serap ki uzaktan susuz adam onu su zanneder, bir de gider geç. Çölün bir tarafında bir hava. Havanın şeysinden, terakümünden su gibi görünmüş. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوَلْقَ مَعَذِيرَهُ. Bu ayeti kerime ya. كَسَرَى بِنْ بِقِيَعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَعَنْ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوَلْقَ مَعَذِيرَهُ. İnsan kendi nefsine basiret üzerine olmalı. Ve levelka mazir. O mazeretlerini ilka etse bile insan daima kendi nefsini
kendi ayıplarına bakmalı. Başkasına değil. Yani İmam Bukhari, İmam Hanife'yi ayıplarken kendi ayıpları meydana çıktı. Ben dekke dukke. Sen başkalarının ibini ararsan başkaları da senin ibini arar. فَلَوْ لِحِزْبِهِ وَاُمَّتِهِ شَعْبَةٌ مِنَ الْحَيَاءِ Eğer bu İmam-ı Bukhari gibi İmam Ebu Hanife'ye itiraz eden bu cemaat için bir haya olsaydı. لَا يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ Başlarını yukarı kaldırmazdılar. Ne de fi su'il edeb. Edebi kötü etmekte, su'i edepte. Su'i edeb ettiler. Siz eğer hakikati insaf gözüyle görseydiniz, bu sözlerinizden dolayı başınızı kaldırmamak icap eder. Yani İmam Bukhari gibi Ebu Hanife'ye hücum ediyorlar. Öyleyse İmam Bukhari'yi siz sahipsiniz. Bak, ehli bidetten. O da neden? Ehli bidetin. Ravafid'in hulatından, havabisinde, habisinden rivayetler nekletmiş. Onu görmüyorsunuz da İmam Ebu Hanife'nin İrca meselesini ele dolamışsınız, onun rivayetlerini reddediyorsunuz. Sizin eğer edebiniz olsa başınızı kaldırmazsınız. Suyu edeb ediyorsunuz. Ne oldukları halde gârgâ finnedem hem de pişman olmakta gârg olurdular. Eyvah ya biz ne kadar kötü iş düşünmüşüz ya. Bu gibi büyük zata böyle bir itiraz etmişiz. O nedameti hisseder. O nedamette boğularak su-i edepten dolayı başınızı kaldırmazdınız. وَلَا يَبْسُطُوا اَلْسِنَتَهُمْ Lisanlarını da uzatmazdılar. بِسُّٰي وَالْفَحْشَى Su-i fahşâ ile, kötülükle İmam-ı Hanife'ye kötülük isnat etmekte daha söz söylemezdiler. Fakat maalesef o zamandan gelmiş hala da geliyor. Hatta Mekke-i Mükerreme'de Medresetül Felah'ta benim bir arkadaşım vardı. O Şafii. Şafii ama böyle Şafii mezhebinden başka bir mezhebe ittiba yok. Bir gün söz konusu oldu, konuştuk. Dedi ki ya sen Hanefisin. Hanefiler daima kıyası ileri tutmuşlar. Hadisle amel etmemişler. Kıyasla amel etmişler. Yok dedim, yanlış düşünüyorsun. Hadis varken kıyas olmaz bize dedi. Hadis varken hadisle amel eder. Hadis olmazsa o vakitte başka meseleleri o meseleye kıyas ederler. Yok dedi, var. Bir mesele söyledi dedim. Hadisi terk etmişler de kıyasla amel etmişler. Dedi işte gales, sabah namazını galesle kıldırmıyor Hanefiler. Hadis gales hakkındadır. Siz isfar vaktine götürüyorsunuz. Bu kıyasla emeldir. Dedim ki öyleyse bu meselede sana tam kanaat gelmesi için bugünün le vaktinde gidelim biz de yemek yiyelim. Bundan sonra kitaba bakalım bu meselede. Sizin delil mi kuvvetli yoksa Hanefilerin delili mi kuvvetli? Eve götürdüm. Yemek yedikten sonra Nesfurra'yı var. Hidayet'in hadislerinin şerhi. O Nesfurra'yı da o kadar güzel izah eder ki. Evvela Hanefi'nin delillerini getirir. Ne kadar hadis varsa. Ondan sonra Şafii'nin, Şafii de demezse velil husun diye itiraz edenlerin delillerini getirir. Ondan sonra da bir muhakeme yürütür. Hadisleri okuduk. İmam-ı Şafii'nin ve onun kendi tarafı iddia edenlerin 7-8 hadisi şerifleri var ellerinde. İmam bu Hanife'nin 17-18 hadisi var. Hadisleri okuduktan sonra Nesbura'ya sahibi diyor ki bunların husumun elindeki en kuvvetli hadis İmam-ı Malik tarikiyle gelen hadisi şeriftir. İmam Malik tarikiyle gelen hadisiyle İmam Malik'in kendisi amel etmemiştir. Çünkü o hadiste iki rivayet var. O iki rivayetin birisinde böyle birisinde böyle olduğundan kendisi kendi rivayetiyle amel etmemiş. Okuduktan sonra dedim şimdi bak hangi tarafın delili kuvvetli sen hükmü ver. Durdu bak dedi vallahi bilmiyorum ben bu kadar. Bilmiyor çünkü Hanefi'nin kitaplarını okumamış ki onların delilleri var. Onların galeste, karanlıkta namaz kılınır, kıldırılır. O hadisleri okumuş. O da 7-8 hadis bitti. Daha gerisini bilmiyor ki. Dedim ki yok bak şimdi sizin yanlış fikrinizi tasih edin ama hangisini tasih edeceksin? Şafiilerin kitaplarına geçmiş, Malikilerin kitaplarına geçmiş, onu talebelerine ders oku diyorlar ki bunlar ehli rey ve ehli kıyastır. Ehli rey ve ehli kıyas deyince yanlış bir manaya çekiyorlar. Yani hadisle amel etmiyorlar, rey-i kıyasla amel ediyorlar. Halbuki o manaya değil. Hatta hadiste Hanefiler daha titiz davranır.
hadis sahih olursa, hasen olursa hadis sahih, hadisle amelidir. O bir ittifak. Yok, hadis mürsel olursa ki o zayıf olur. Kıyasla mı amel edilir yoksa hadis mürsel ile mi? Hanefiler diyor ki hadis mürsel ile amel edilir, kıyas ile amel edilmez. Onlar da diyorlar ki hayır, hadis zayıf oldu, mürsel oldu, zayıf oldu, kıyasla amel edilir. Onlar daha fazla kıyasa gider. Halbuki Hanefilerin kıyas demesi nas olmayan meselelerde, ayet, hadis yok o mesele hakkında. Bunu İmam Ebu Hanife bir kaide koymuş, ayet hadisten alarak. Diğer yüzlerce meseleyi o kaidede istinbat etmiş, çıkarmış. O diğer mezheplerde bu yok. Nerede nes gelmişse orada durmuş. Daha ilerisi ilerisi yok. Mesela nes kaç mesele hakkında gelmiş? Diyelim ki 50 bin. İmam Hanife onu çıkarmış 300 bine. Niye? O 50 bini kabul ettikten sonra diğer birçok meseleler var ki ne ayette gelmiş ne hadiste kıyas yapmış. Onların da hepsi hükmünü beyan etmiş. Ha, öyleyse ehlire ehli kıyas. Onlar seni diyorlar ki bu kendi aklından uyduruyordu. Halbuki hep hadisten çıkardı. Evet. Vele yükezzibu bime amenu. Eğer bunlar bunlar da haya olsaydılar iman etmiş oldukları şeyi tekzip ederdiler. O da nedir? İmam Ebu Hanife zayıftır, hadisi alınmaz diye iman etmiştiler ya. Onu tekzip ederdiler, sözlerinden dönerdiler. Vele yu'minu bima kezibu min qab. Bundan evvel evet, yalan söylediklerine de iman ederdiler. Vele yu'minu bima kezibu min qab. Bundan evvel tekzip ettiklerine de iman ederdiler. Ba'de en neşere subhu ba'de en neşere subhu râyâtihi. Şafak kendi bayraklarını neşrettikten sonra şafak attığı gibi ışıklar her tarafa verir. İşte o bayrak gibidir. Evet. Velem yecid virduhum sedra. Ha, oraya gelmedi. Vecelel emru en halatihi. Emir de kendi halinden zahir olur. Meydana çıkardı. Karanlıkta bir adam bir şey görür bilemez ama fakat güneş doğdu artık ışıklandı mı o karşıdaki kimdir, nedir, neyin nesi onlar meydana çıkar anlaşılır. Ve şuhide ma sevvelehu zümeruhum. Onların zümrelerinin kendilerine tespit etmiş oldukları yalanlar da göründü. Ve uyine keyfe aciruhum ve beciruhum. Onların zahiri ve batini ayıpleri nedir? Bu da görüldü. İnsan karşısına ayıp der ama fakat bir de kendisinin ayıbını görürse, bir aynaya baksa kendi ayıbını, oho. Mesela bir adamın yüzünde diyelim bir parça çirkinlik var. Onun sen yüzünde çirkin. Kendi yüzüne bir aynaya baksa ki kendisi daha çirkin. Mesela bunun gibi. Şimdi bunlar hep İmam Ebu Hanife ve onun mezhebine itiraz ettiler. Fakat mesele meydana çıktıktan sonra kendi ayıpları meydana çıktı. Kendilerin cehli meydana çıktı. Bak başta en büyük hadiste imam. İmam Bukhari ki yani hadiste onun gibi bir adam gelmemiş. Hadisin sahihini seçmedi. Bu adamın bile ayağı kaymış. İmam Ebu Hanife'ye itiraz ediyor. O itiraza kendisi düşüyor. Hem daha kötüsüne düşüyor. İmam Ebu Hanife'nin rivayetlerini ulema almamış. Çünkü o mürciedir demiş. Kendisi bu sefer Revafiz'den almış, Havariş'ten almış. Hem de niçin? Sorsan efendim. O adam Rafiz ama fakat doğru sözlü. Rivayetinde sadık. O adam Harici ama rivayetinde sadık. Ebu Hanife farz edip ki mürciyeden sözünde yalancı olduğunu nereden çıkardın sen? O sadık değil miydi? Ne biliyorsun? Yok, o zaten ona diyemiyor. Bu yalancıdır diyemiyor. Yalnız diyor mürciyeden olduğunda Ehl-i Bidet'ten sadık almadılar. Sen niye aldın Ravafiz'den, Havariş'ten? Daha İmam Bukhari bunu yaparsa artık geriden gelenleri düşün. Ve zehebe hedduhum hedera. Onların yapmış oldukları hüdud heder oldu gittiği bir hüdud çizmişlerse bugünkü kılıkçı çıktı gitti. Şimdi bunlar da ne dediler? Esas mezhep bizim mezhebimiz Ebu Hanife'nin mezhebi batil dediler. Fakat şimdi mesele meydana çıkınca onların yapmış oldukları hüdud bozuldu. Sonra velem yecid virduhum sadara. Suya gidenleri de su bulamadı. Gerisin geri dönemedi. Virt suya gidene derler. Seder de sudan dönene derler. Hayvanlarını suya götürdü ki suraya. Gitti ki su yok.
Bunda ne, nereye dönecek suyu bulamadı? Evet, ve bil cümle kulaşeyi kelam fe kitabu tahavi hada işte İmam-ı Tahavi'nin bu kitabı ecida min tefarigil asa. Bir adamı sopayla dökersen bir çok yerlerine yapıştırırsan onun tesirinden daha fazladır İmam-ı Tahavi'nin bu eseri. Bu adamı dövmeden ise kitabını okuttur. Adamı her meselede perişan eder. Ve kullu saydi fi cevfil fera. Avun hepsi himari vehşinin karnındadır. Bu bir darbi masaldır. Darbi meselde diyor ki üç adam ava gitmişler. Birisi bir ahu, birisi de bir tilki, birisi de bir himari vehşi avlamış. Tilkiyi avlayan demiş ki ya bak, o benim gibi olur, tilkiyi avladım. Ahu'yu avlayan da demiş ki ya bak, o beni olur, ahu'yu avladım. Öteki de demiş ki ve kullu sayti fi cevfil fera. Sizin avladıklarınızın avların hepsi bu himari vehşinin karnındadır, içindedir. Niye? Bu hepsinden büyük yani. Onların hepsinden bir tilki ne kadar olur, bir ahu ne kadar olur? Hepsinden daha büyük. Bütün avlar bunun içindedir. Bu da böyle diyor. Bu kitap da işte bütün onların dediği gibi meselelerin hepsinin havidir. Ve tarzuhu fi ebvabihi. İmam-ı Tahavi'nin bu kitabındaki bablarının tarzı, şekli nasıldır? Yani nasıl tertip etmiş? Ennehu yezkuru galiben ekseriye zikreder. Ehbârel kavlil muda'af. Tazif edilmiş bir kavli. Bir kavl var ama o kavli ulema zayıf görmüş. Evvela onu zikreder. Evvel. Ve ehbâren. Vara ehbâren olacak. Ve ehbâren muhtâreten âhiren. Sonradan da ihtiyar edilmiş kavilleri getirir. Bir mesele hakkında ulema ihtilaf etmişse onun zayıflarını evvel getirir, muhtar olanları da sonra getirir. Bu kitabın tertibi budur. Ve ba'del esanidi fi haber. O hadisi getirdiği vakitte haberleri, senetlerin bazısını da zikreder. Ve in kâne fîhâ da'fun min veçin. O senette bir cihetten zafiyet olsa bile o senetleri de getirir. Lakin ihtiyacehu, lakin bunun ihtiyacı le erbabil akvâd, o kavul sahiplerine yekûnü ba'de serdi cümleti esanidihâ ve ekserihâ. Onları getirir ama hemen hüküm vermez. Ya o senedin, o hadisin bütün senetlerini ve diğer metinlerini ve senetlerini ya hepsini yahut da ekserisini getirdikten sonra hüccet getirir. Yani bu hüccet olur mu olmaz mı? Yoksa arada bir hadis getirir, zayıf bir senedi var, onu da getirir, hemen onu hüccet olarak ileri sürmemiş. Onu ise getirir, zayıftır. Daha kuvvetlisini getirir, daha başka kaç türlü rivayetten, kaç türlü senetle gelmişse hepsini getirdikten sonra ondan sonra ihticac eder. فَالذَّعْفُ öyleyse onun zayıf olarak getirmiş olduğu senet yezûlü bil mütabiat, mütabiatla zayıf olur. Diğer başka senetleri de getirdi, onlar da zayıf. Fakat zayıf bir terikle gelmedi, birkaç terikle geldi, birbirini tekviye ederler. Bu surette o zafiyet zayıf olur. Ve yencebir müncebir olur. Ve yüşeddü bi teaddüdü turuk, teaddüdü turuk ile de kuvvetleşir. Böyle ya zayıf, zayıf, zayıf ama 3-4 hadis var. Hepsi zayıf, hepsi bir araya geldiği gibi var. Bu artık kuvvet kesbeder. O vakitte hasenli gayri derecesine çıkar. Feyati salihen. O vakitte o hadis, o senet salih olarak gelir. Le'en yekûme bihil hücce. Hüccet onunla kaim olmasına salih olur. Evil iskat. Yahut da hasmi iskat için hüccet olmaya salih olur. Ve leallehu lem yüksiril kavle fırrical. Bir de İmam-ı Tahavi ricalda çok sözü uzatmadı. Mesela ravileri zikrederken bu ravi adil midir, sıka midir, zayıf midir, mutavassit midir? Bunu hiç beyan etmedi. Bunun için beyan etmedi. En filan en filan diyor ama belki işlerinde zayıfı da var, sıkası da var, muhtelifin fi olan da var. Diyor ki hem buna gelince bu rical hakkında cerh-ü tadili pek az yaptı. Çok yapmadı. Niçin? İmmâ liqalîli cedvâ. Bunun faydası az. Beyhude uzatmayacak. Filan hakkında filan imamlar
Sıkadır dedi filan filan imamlar, La Besebihi dedi filan filan imamlar zayıf dedi. Bunun bir faydası yok. Faydası az olduğunda bunu rical hakkında cerh-i teadil yapmadı. لَاَنَّهُ مُمْكِنُ الْاَخْفُ مِنْ مَزَانِهِ وَمَاوَى. Bunun esas kitabın merkezleri o hadisin mâhazi nereyse oradan alınabilir. كَكُتُبُرْ رِجَال. Sen şüphe ediyorsunsa rical hakkında kitaplar telif etmiş, oraya bakabilirsin. Bir ya bunun için وَاِمَّا لَاَنَّهُ مِنْ بَابِ الْاِشْتِهَادِ فِي النُّقُودِ وَمَبَادِهَا. Yahut da bu iştihat meselesidir. Bir adamdan hadis rivayet edilir mi, edilmez mi? Bu iştihat, her ravinin, her şeyhin bir görüşü var. Birisi o adama itimat etmiş, onun hadisini müteber saymış. Birisi de müteber saymamış. Bu reyler muhtelif olduğundan dolayı bu bahse girmedi. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. Her bir yola, onu o yola gösteren Cenab-ı Hak'tır ayet-i kerime. Yani وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ, her bir vichhe bir yola, هُوَ مُوَلِّيهَا, onu tevli eden odur. Yani herkesin bir görüşü vardır. O zata göre o terik daha müteber, o zata göre de hayır, o terik müteber değil de başka bir terik müteber. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدَنْ يُقَلِّدَ الْآخَرِ. Bir müştehide de başkasını taklit etmek vacip değildir. Madem o müştehid kendi iştihadını öyle sarf etmiş, kendi iştihadiyle amel etmesi lazımdır. Başkasını taklit etmez. وَاَكْتَرُ الرُّوَاتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. Ravilerin ekserisi de onlarda ihtilaf olunmuştur. اَمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ. O ricalda tekellüm eden, konuşan söz sahipleri arasında muhtelefün fihtir. Mesela en meşhurları Yahya bin Ma'in. Bakarsan ki bir adamı tevsik etmiş. Başka birisi de gelmiş, onu tad'if etmiş. Yahut o birisine daiftir demiş, başka birisi gelmiş, tevsik etmiş. Bu rical hadisi, ricali hadisi tenkit edenler de başka. Vel mücme'u ala da'fihi qalilun mahu. Bir de var ki hayır, bütün münakkitler, cerh-ü tadil edenler bir adamın zafiyetinde icma etmişler. O pek azdır diyor. Pek azdır, illaki ihtilaflıdır. Bunun için İmam-ı Tahavi bu meseleye girmedi. Dedi ki şekli şüphe edenler kütüb-i ricaldan arasında. Ve imma leennehu, yahut da şunun için cerh-ü tadile girmedi ki lem temesselehu hacetun la hadil bahs. Bu bahse ihtiyaç mesletmedi. Min heysu innehu, şu cihetle ki yuridu li metnin, bir metn için İmam-ı Tahavi getirdi. Esanide senetler. Bir senet değil, birkaç senetler. Turugan galiben, galip olan. Yani bir senedin birçok, bir hadisin birçok senetleri olur. O galip tarafını zikretti. Onun için febâdel müdâmmeti, onları birbirine zemmettikten sonra la yebgâ kelâmul fî kıyâmin hücceti illâ nâdirâ. O senetler zayıf olsa bile birbirine zemmedildiği gibi o kuvvet kesbeder ve onunla ihticaç edilir. Zayıf olarak kalmaz. İlla nadir. Nadir, bazı pek az mesele olur ki senetlerin hepsi zayıf, hepsini birbirine eklesen gene zayıf kalır. Bu nadirdir. Ve ala hada, işte bu beyanatı öğrendiniz ya, bunun üzerine bilmiş olun ki fe kitabuhu yefuku sihaha kullaha. İmam-ı Tahavi'nin bu kitabı kitüb-ü sihahın hepsine faiktir. Sahih hadisleri toplayan kitaplara kütüb-ü sihah derler. Başta Bukhari, ikinci Müslim, ondan sonra Sünen-i Erba ve daha çok kitaplar geliyor. Sahih-i İbni Hayyan, Sahih-i İbni Huzeyme gibi kitaplar çok var. Sahihleri toplayanlar. Eğer insan bu İmam-ı Tahavi'nin yapmış olduğu şekli nezere itibarı alırsa bunun kitabı onların hepsinin fevkundedir. Bima lehu min el mezayel meskure vel mealil merdiyetil meskure. Meskure. Ne kütüb-i sihaha tefavvuki ne cihetten oldu? Birçok meziyetleri hali. Birçok radi, insanın radi olacağı yüksek meseleleri hali de onun için. Diğer kitaplarda bu var mı? Mesela Bukhari'yi al. Bir bab alır. O babda bir çok hadisler getirir. İhtilafı beyan eder mi? Yok. Oku gider. Bak bu öyle değil. Herhangi bir bahiste kaç kevül var.
iki kavur, üç kavur, onları almış, onların delillerini getirmiş, öteki tarafın delillerini getirmiş, ondan sonra muhakeme yürütmüş. Bu kütüb-i sıhhanın hiçbirisinde yok. İlla ki onlarda şerhe mefterçtir. Şerhe gideceksin, şerhler onu yapar. O şerhler de eğer İmam-ı Eskalani gibi olursa Şafii, Şafii mezhebini tecih için Şafii delillerini getirir, tekbir eder, Hanefi'ye hüküm eder. İmam-ı Eyni gibi olursa o da Hanefileri müdafaa için, o da Hanefilerin delillerini getirir, o da Şafii'ye hücum eder. Ya, İmam-ı Tahavvi öyle yapmamış. Her iki tarafın delillerini güzel getirmiş, ondan sonra hangi tarafı kendisi tercih etmişse ve bihi kâle Ebu Hanife demiş ve bihi nâhus. Böyle demiş. Bu diğer kitaplarda yok. İşte bu cihetle onlara faiktir diyor. Ve imma bin nazari ilel metni ve sened. Ve imma bin nazari ilel metni ve sened. Metnü senede nazar edilirse bu itibariyle de fe mülhakum bis sahihayn, sahihayn mülhaktır. Yani onlara tefevvük etmez. Metnü senede itibariyle sahihayn Buhari ve Müslim'e mülhaktır. Onlar gibidir. Ve müsahimün, onlara müsahimdir. Muvazin, muvazidir. Biz sünenil erba'a, sünen-i erba'a'ya de müsahim ve muvazidir. Yani birinci derecede Buhari gelir. İkinci de Müslim gelir. Üçüncü de İmam-ı Tahavi'ninki gelir. Mülhaktır dedi ki bu. Yani üçüncü derecede gelir. Onların derecesinde gelmez. Bu ne itibariyle? Metnü senede itibariyle. Ama sünen erbaya gelince onlarına müsavidir. Ve müsavin, muvazin, müsavi, müsahim yani bir sehim almıştır. O süneni erbaya nasıl sehim almışsa bu da bir sehim almış. Muvazin onlara tam müsavidir. Lüsünen erbaya min gayri miryetin şek etmeksizin ve la mini şekli şüphe etmeksizin. Bellev kile bi'uluvvihi aleyha, belki süneni erbaa'dan üstündür denilse lem yub'ad bin nazar. Bu da uzak görülmez. Bin nazari ileyha, ona nazar edilse bu da uzak görülmez ki süneni erbaa'dan üstündür denilse bu da uzak görülmez. Ne için? Lima temale'et ala şedidetil وَتَزَافَرَتْ فِي الْأَسَانِيدِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَتْرُوكِينَ وَالْكَذَّابِينَ مِنَ الدُّعَفَى. O sünen-i erbaya tefevvük etti ki lima bir şey için ki temâle'et. O sünen-i erbaya doldu. عَلَى شَدِيدَتِ الْوَهَى zaafi çok şiddetli olan ravilerle doldu. وَتَزَافَرَتْ فِي الْأَسَانِيدِ senetlerde tezafür etti, çoğaldı. عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَتْرُوكِينَ وَالْكَذَّابِينَ مِنَ الدُّعَفَى duafadan yalancılar, metruk olan raviler çok olduğundan sünen-i erbaa'da İmam-ı Tahavi'nin eseri onlara tefevvuk etti denilse de uzak değildir. Belki sünen-i İbn-i Mace, belki İbn-i Mace'nin sünnetlerinde vardır. Cümletü minel mevduat, mevzu hadislerden vardır. Bir cümle vardır. Ve fi cami-i Tirmizi, cami-i Tirmizi, İmam-ı Tirmizi'nin kitabında olucudur. Şey'ün minel akbar vel metrukat. Haberler, yani hadis değil de haber. Onlar vardır. Terk edilmiş şeyler, raviler vardır. Evet. فَلَوْ عَلِمْتُمْ وَرَاءَ الْقُدَّامِ صَفَّ الْمُدَامِ فَلَوْ عَلِمْتُمْ siz bilseydiniz neyi? وَرَاءَ الْقُدَّامِ önün arkasında ne olduğunu, önün arkasında ne var? Onu bilseydiniz صَفَّ الْمُدَامِ İçilecek bir şeye müdam derler. Onun safisini görseydiniz, yani siz biraz ileri gidersinizse ha neye erişeceksiniz? Gayet güzel bir suya erişeceksiniz. İnsan gider gider yorulur. Ondan sonra güzel bir su eline geçer. Siz de işte ileride böyle bir saffetül müdami, safi bir suyu bilseydiniz lema batirtum bitilke zekair. Lema batirtum biz, siz şey etmezdiniz. Bu zekhayri inkar etmezdiniz. Bunu haset etmezdiniz. Ve lema zaamtum, siz zuhmetmezdiniz. Neyi? Bidaatena, bizim eşyamızı. Ne? Müzcaten az olduğunu ala hazil ekhayir, bu hayırların az hayırlar, az hayırlar vardır sizin kitabınızda, bunu zuhmetmezdiniz. Yani müzcat galil, az demek. Onlar zannediyorlar ki Hanefilerin hayır az, öyle bir faydalı bir mezhepte değil.
Eğer siz bunu hakikaten bilmiş olsaydınız bunu böyle söylemezdiniz. Velemma ca'a kitabuhu. Vaktaki bunun kitabı geldi. Vakit geldi mi? Burada kalsın. Velemma ca'a kitabuhu. Hasetlerin hasedine gelecek. Velemma ca'a kitabuhu ala hada siyak. Vaktaki İmam-ı Tahavi'nin bu kitabı bu dediğimiz şekilde geldi. Yukarıdan beri beyan ettiğimiz güzellikleri havi ve cami olarak geldi. Ve ezra bi kulli musannefin vefak. Her bir kitaba yüksek bir nezerle bakmadı. Kendi kitabı onların kitaplarını noksan gördü. Ezra demek bir şeye hakaret nezeriyle bakmak. Ve ezra yani hakkından noksan etti demek. Yahut da noksanlarını gördü. Bi külli musannefin her bir kitabı. Ve fâk hem de onlara faik oldu. Hasedehül hüssad. O vakitte hased edenler hased ettiler ki eyvah bu İmam-ı Tahavi geldi de bak bizim telifi bizim teliflerimizden üstün oldu dediler. Ve ekterul kelâme fîhi vel intikad. Dediği kuduyu onda çok ettiler. Tenkit etmeye başladılar. Dediler ki İmam-ı Tahavi yaramaz. Ya, o kadar hadis bilmez. Şudur budur. وَنْكَبَّ عَلَيْهِ شُيُّخُ التَّحْدِيثِ مِنَ النُّقَدِ Ehli tenkitten hadis rivayet edenler, hadisin tenkit kısmını bilenler. Bir var hadisi rivayet eder. Sade. Bir de var ki onun ricalini tenkit eder. Cerh-ü tadil yapar. Ha? İşte o cerh-ü tadili yapanlar, tenkit edenler koyuldular. İmam-ı Tahavi'yi tenkit etmeye. وَنْصَبَّ عَلَيْهِ عَبَدَتُ الزَّوَاهِرِ Zahire ibadet edenler karşılaştılar. Ne ile? بِسُيُوفٍ مَسْلُولَةٍ Çekilmiş kılıçlarla عَلَى الْعِنَادِ inat üzerine kılıçları çektiler. İmam-ı Tahavi'nin karşısına çıktılar. Artık bir şey alana harbe bindi. Baktılar ki bunun eseri onların eserlerinin ismini unutturdu. Öyleyse ne yapalım? Ha bu haset ne yaptı? Hazreti Adem'e secde etti ya şeytan etmedi. Cennetten de çıkaram, rahmetten de mahrum olurum. İlla Adem'e secde etmem dedi. Bunlar da bu hasetlerinden dolayı kılıçları çektiler. İmam-ı Tahavi'yi kötülemeye başladılar. Kılıç hakikaten kılıç değil. Yani tenkit kılıcı, söz kılıcı. Ve talel emir. Emir uzadı. İlâ en cem'al beyhaki hatta imam-ı beyhaki topladı kitaben dahîmen firreddi aleyh İmam-ı Tahavi'ye redd için büyük bir kitap yazdı. Koskoca imam-ı beyhaki muhaddisinden, ulemadan, fukahadan o bile haset etmiş, çekememiş bunu. İmam-ı Tahavi'nin aleyhinde bir kitap telif etmiş hem de büyük bir kitap. Sümme ca'ala-ed-din et-Türkmani el-Hanefi. Ondan sonra Alaaddin-i Türkmani Hanefi mezhebinden o geldi. Fete'akkabehu İmam-ı Beyhevki'nin o kitabını takip etti. Araştırdı. Velem yetruku şey'en fi yedeyhi. Elinde olan hiçbir şeyi terk etmedi. Onun ayıplarını İmam-ı Beyhevki'nin kitabında yazmış olduğu itirazlara cevap verdi ve kendi ayıplarını meydana çıkardı. Alaaddin-i Türkmani فَسَمَّهُ Alaaddin Türkmani kitabına isim verdi. Ne ile? بِالْجَوْهَرِ النَّقِي فِي الرَّدِّ عَلَى الْبَيْهَقِي Kitabın adı da bu. Bunu el araştırın bakın teb edilmiş mi bu? الْجَوْهَرُ النَّقِي فِي الرَّدِّ عَلَى الْبَيْهَقِي اَمَّا هَذَا الزَّمَان Peki bu o zamanlar oldu. Ya bu zamanda? O zamanda ise diyor ama hâdâ zemân fe'yine tevkûr reddi fîhî evil imtihâd. Nerede ona reddin tevkî? Tevk demek insanın boğazına geçirdikleri ağır bir şeydir. Bir hasse sicinde mehbusta olan adamlara azap için yaparlar. Peki bu da red etmeyi bir tavuk gibi insanın boynuna geçirilen bir azap halkası gibi. Bu zamanda o red nerede, o imtihan nerede? Geçti o devir yani. Niye geçti? Kimse reddedemez yani demek istiyor. Kimse daha dil uzatamaz. Ve innema haza gılazul beyan evsulatetul lisan. Diyor ki öyle beyan ederken ağır ağır laflar söylerdiler, dil uzatırdılar.
O yavaşladı, geçti onun devri, daha onu yapamaz oldular. Haza yavaş yavaş yürümeye derler. Yani evvelce kılıçları çektiler, yürüdüler, hay hengem çıkardılar. Fakat hak zahir oldu. Ondan sonra bunların işi de geriledi. Biri şeyer getiriyor. Diyor ki, لَا أَبْكِي وَاللّٰهِ عَلَى اِلْفِ النَّزَحْ وَلَا عَلَى سَوْتِ نَعِيمٍ وَفَرَحْ وَاِنَّمَا مَدْمَعُ اَتْفَانِ سَفَحْ عَلَى غَبِيٍّ لَحْسُهُ حِينَ طَمَحْ وَرَّتَهُ حَتَّى تَعَنَّى وَفْتَضَحْ وَضَيِّعَ الْمَنْقُوشَةَ الْبِيضَ الْوَضَحْ. Bunu darmesel olarak getiriyor ki bu bir şiir. Diyor ki, لَمْ اَبْكِ ben ağlamadım. Vallahi, Allah'a yemin ederim ki, عَلَى اِلْفٍ bir ülfet üzerine ki, nezeh uzaklaştı. Yani bir sevdiği adam var idi, uzaklaşmış da aralarında bir melufiyet, bir dostluk varmış. Adam uzağa gitmiş, eyvah uzak olduk da ağlıyorum, yok bunun için ağlamıyorum. وَلَا عَلَى فَوْتِ نَعِيمٍ وَفَرَحٍ yahut da bir nimetteydim, bir ferahteydim, fevt oldu gitti, buna da ağlamıyorum. وَاِنَّمَا مَدْمَعُ اَتْفَانِ benim gözlerimin yaşları sefah aktı ala gabiyyin bir gabi akılsız adama ki lehsuhu onun bakışı hine tamah tümuh ettiği vakıtta bir şeyi arzu ediyor, kendi seviyesinde olmayan bir şeyi talep ediyor. Gabi akılsız bir adam tamah etti, ondan sonra şunu de ben şu megamın sahibi olayım, şu sözün sahibi olayım dedi. وَرَّتَهُ onun o görüşü onu tevrit etti, yani ortaya attı. حَتَّى تَعَنَّى حَتَّى zehmet çekti anadan. Meşakkat çekti vaftada, hem de fadiha sahibi oldu. Onu elde edemedi. Yani bir adam bir şey yapamazsa ne olur? Rezil olur. Mesela bir adam bir hedefe koydular. Siz askeriye doğru ya şunu vur. Bir numaradan 12 numaraya kadar vur bakalım hangisinden vuracaksın. Atar. Uzaktan gider. Herkes karavana diyor, istihsa ederler. İkinci atar gene uzaktan gider. Gene gülerler. İşte bu da bir adam diyor ki kendisini İmam-ı Tehavi'ni yerine koymak istedi yahut da ondan üstün olmak istedi. Kendisini ortaya attı. Bu sefer rezil kepaze oldu. İşte ben bunu ağlarım diyor. Yoksa dostum benden ayrılmış, benim nimetim ferahım elden gitmiş, ben bunu ağlamam diyor. وَدَيَّعَ الْمَنْقُوشَةَ o adam nakışlı bir parayı zayi etti. Öyle menkuşe ki الْبِيضَ الْوَضَحْ beyaz, gümüş. Vadah, beyaza derler. Bir beyaz ki yani gümüşün sağlamı. Dirhemleri yaparken bir halis gümüşten yaparlar, bir de karışık, başka madenden karışık bir şeyden yaparlar. Eğer halis gümüş olursa işte ona الْبِيضُ الْوَضَحْ derler. Hem de padişahın o zamandaki halifenin şeysi olur, ismi orada yazılı olur. O da menkuş nakşedilmiş. Yani sağlam parayı elde edemedi, çürük parayı elde etti. İşte buna ağlarım ben. Yani bu İmam-ı Tehavi'ye haset edenler bunu yapamadılar, ellerindekini kaybettiler. İşte ben buna ağlarım diyor. Çünkü itiraz eden adam yazar bir eser. Ya aynı eser gibi bir eser gelir ya daha üstün olur. Daha üstün olursa birinciliği alır. Üstün olamaz, hiç olmazsa onun gibi bir eser yazdı ya. Sen onun gibi eser yazma, ondan sonra kalk adamı temkid et. فَذَادَ هَذَا الْوَسْفِ işte bu vesiften sonra مَسِيسُ الْحَاجَ hacetin mesettiği nedir, ilca ettiği şey nedir diyor. Bir şey vardır, bunları işittin ya, bu kitap niçin basıldı, niçin meydana geldi, ona onu beyan edecek. Diyor ki peki bu kitabın tab'ine mesheden hacet neydi? Kennehül misbahü fi züccace. Halbuki bu kitap bir züccacenin içindeki bir kendil gibidir. Şimdi kendili koysun bir camın içerisine, bu muhafazalı. Zaten kendili yanıyor, bir dışarıdan gelen rüzgarda söndürmesin diye bir fenerin içine koysun. Bu kitap böyle olduğu halde evet, niçin bunu tab ettiniz? Diyor ki ca'a râsü me'âşirü tüccar. Tüccar cemiyetinin reisi geldi. Kimdir o da? Nasirul Hanefiyyetil Ahyar. Hayırlı olan Hanefiler var ya, onlara nusret eden zat. Eşşehir fîmâ beynel müslimîne bismil Kadî bin Yamîn. Müslümanların arasında da Kadî bin Yamîn derdiler. Şöhreti de buydu.
El Hanefiyyül Fincani, mezheben Hanefi Fincani de memleketi. Sümmet Dehlevi, evvela Fincan'dan sonra da Dehlevi'de oturmuş. Bu adam geldi. Sellemehullahül Aleyyül Veli. Yecubu mehamihel esfar, sefer sehralarını dolaşır olduğu halde. Ale şagafi vel heva, muhabbet ve arzu üzerine dolaşarak geldi, memleketleri dolaşarak. Ve yehtemilu fihi nevaiben neva. O seferlerde de birçok meşakkatleri ihtiyar etti. Nevaib, naib, meşakkat. Evet. Ve yukasi ba'de şıkkil enfus. Nefsin meşakkatinden sonra da mukasat etti. Yani çekti. Mekabidel celâ fi hadel ceva. İşte bu muhabbet uğrunda memleketinden uzaklaşmış, terk etmiş, meşakkat çekmiş, onları da bağrına basarak geldi. Ve yuani fihi, hem de meşakkat çekti, muanet gördü. Ve levkâdetin nefâisu alettevâ. İstersen insanın nefis olan cani, mali, helak üzerine olsa bile bunları ihtiyar etti. Bu geldi. Ve lem yenmehi en huldihi hâdihi nukte. O kadar meşakkat çektikten sonra ve lem yenmehi, mehvolmadı, zail olmadı, en huldihi, onun kalbinden hâdihi nukte, şu nukte. Neymiş o? Bu kitabın bir sahih nüshasını arıyor. Maksat da bu. Bunu bulmak için bu kadar sefer etti, sehraları dolaştı, tehlikeleri atlattı. Hatta vecede dâlletehu lukate. Hatta aradığını lukate olarak buldu. Bir adamın bir itiki olur, arar. Lukate de insan ansızın birdenbire bir şeyi bulur. Ona ne derler? Lukate. O aradığını ansızın buldu. Fî selâsi nüshâhin atîge. Üç nüsha olarak buldu. Bu şerh-i manil asarın sahih bir nüshasını ararken bir nüsha değil, üç nüsha elde etti. İhdâhâ, birisi لَاَكْرَمِ الْفَضَائِلْ وَاَجَلِّ الْاَمَاثِيلْ مِنْ اَكَابِرِ الْكَمَلَى وَاَكَامِلِ النَّبَلَى مَوْلَانَ الْحَادِ الْحَافِزَ بِالْحَسَنَاتِ الْمَوْلَوِي مُحَمَّدْ عَبْدُ الْحَيِّ اَدَامُ اللّٰهُ فِيُودَهُ عَلَى كُلِّ حَيِّ. Meşhur Abdülhayy-i Leknevi. Birisi bunun nüshasıdır diyor. Onu da metni diyor. Diyor ki Abdülhayy-i Leknevi'nin çok eserleri vardır. Meşhurdur o. Adı Ebu'l-Hasenat'tır. Abdülhayy Leknevi şehrindendir. Fakat burada Leknevi'yi almamış. Fadil adamların ekremidir. Böyle misal görünecek adamların en yükseklerindendir. Kamil adamların yükseklerindendir. Akıllı adamların ekmellerindendir. Kendisi hacıdır, hafizdir. İsmi de Ebu'l-Hasenat el-Mevlevi Muhammed Abdülhayy el-Leknevi. Hatta onun babası da ulemadan. Babasının İbn-i Melek üzerine de şerhi vardır. Usulü fikihte. Babası oğlundaki o zekayı gördüğünden o kadar hürmet edermiş ki, oğlum zinhar, su istersen bana söyle, kendi tehlikeyle meşgul olduğundan, ben baban olduğum halde sana hizmet etmeyi bir şeref bilirim demiş. Gece gündüz eser yazarmış. Halbuki babası da alim, babasının da güzel eserleri var. Birisi bunun nüshası. Ve saniyetu ve ikinci nüsha li şeyhil meşayih, meşayihların şeyhi için var idi. Es-safiyeti zavahir, zahirleri safi. Haizil bedai'i ve nevadir. Bedi'a, hoş şeyleri haiz, nadire olan şeyleri haiz. İkinci nüsha da onun nüshasıydı. El-Mevlevi, El-Hafiz, El-Hac, Muhammed Abdülkadir. رَقَاهُ اللّٰهُ عَلَى كَمَالِهِ فَدَيْلُ قَفْ رَقَاهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لِي يُكْسَسِلْ عَلَى كَمَالِهِ مُقَدَّسًا عَنِ الْبَوَادِرِ وَالسَّوَادِرِ. Badirelerden, sadirelerden, şükürlerden Cenab-ı Hak onu muhafaza eylesin. İkinci nüsha da budur. Bu ki adam kimdir? وَهُوَ مِنْ كُمَلَاءِ قُسْتَانِ الْبَلْدَةِ الْمَيْمُونَةِ الْمُسَمَّى بِبَدَايُنْ. Bir mübarek beldedendir ki ona Bedayin derler. O şehirdendir. Ve saliseta, üçüncü nüsha da li seyyidi meşahiril muhaddisin fi hadel hayl. Bizim bu zamanımızda muhaddislerin, meşhurlarının seyyidi olan zatın kitabıdır. Me'amalehu minezzeyn. Onun güzellikleriyle beraber bu zamanda bütün meşhur muhaddislerin başıdır, reisidir. Muhammed Nezir Hüseyin. Muhammed Nezir Hüseyin. O da meşhur bir adamdır. Onun tercüme-i hali de var. Sallamahu Allah fi neş'atayn an şey. Cenab-ı Hak neş'atayn, yani dünya ve ahirette onu ayıptan
salim kılsın. Sümme bâlega fehdimâmi tasihil asr. Bu üç nüshayı bulduktan sonra Şerh-i Muani'l Asar'ın aslını tasihde ihtimam eyledi. Hatta qâme qidvetül hanefiyye ve üsvetü su'atil milleti safiyye el mevlevi Muhammed Vasi Ahmed-i Sureti. Muhammed Vasi Ahmed-i Sureti denilen bir adam ki bu adam diyor bu mezhebi Hanefi'nin kütvelerinden ileri gelenlerindendir. Ve bu hayır işlere sahi eden bir cemaatten bir ailedendir. Bu kapti asli tasih etti. La zâle feyduhul hafiyyü vel celî. Onun hafî ve celî olan feyzi zahil olmasın, daim olsun. Bir, bu tasihe devam etti. İkincisi de vel hibrut tamtam. Mührizu kasabatil uluvi fil meqam. La seyyima tasihü kütübil kiram. Büyük bir alim, Hibr-i Tamtam ki şöhretli bir alim. Yüksek makamda yüksek dereceyi ihraz etmiş. Hasreten büyük kitapların fasihinde şöhret bulmuş. El Mevlevi Muhammed Abdülaliyyil Midrasi. Medarisi. Onun yükselen kemali daim olsun. Alel mukâfeleti beyne tilken nusa. İşte o üç nusa buldular ya. Onların aralarında bu iki zat mukabele ettiler, kitabı tasih ettiler. Sümme ahaza nüshaten musahhaheten. Bir sahih nüshayı aldı. Bil himmetil baliga, himme-i baliga ile min tilke selas, o üç nüshaden. Liyengule minha, onlardan naklede fit tabi teba. Sümme amile mukaddimetehu. Bu kitabın mukaddimesini yaptı. El Mevlevi Vasi Ahmed-ül Mahmud. Ahmedül Mahmud, Vesi Ahmedül Mahmud bu kitabın mukaddimesini yaptı. Ve harrara havâşiyel kütüb. Kitabın haşiyelerini yazdı. Liyeclüve besâiru ülül elbâb. Akıl sahiplerinin basiretleri celi olsun, yani açık görsün. Ve aleyhi havâşin adide. Onun üzerine birçok haşiyeler vardır. Fî mevdaini ev mevâdi'a, iki mevziyede yakut daha fazla mevzilerde de havaşiler vardır. Lehazel abdid daif, bu zayıf kul için. Ehkari zaman, zamanın en hakir adamı Muhammed Hasan. İşte bunu yazan, bu hatmeyi yazan adam. Kendisi ait. Ve diyor ki bana ait de birkaç yerde yahut da iki yerde haşiyeler vardır. Ezheballahu anhül hazel. Cenab-ı Hak hüznü ondan gidersin diye kendisine dua ediyor. Sümme fuvvida littab'i. Sonra tab için tafviz olundu ila muhtemmil metbe'il Mustafa. Metbe'il Mustafa, Mustafa isminde metbe'a. Onun mühtemmine, müdirine verildi. Fil lüknü lüknüde. Kimdir o? Muhammed Abdülvahid Khan bin Muhammed Mustafa Khan. İşte o kitaplara ihtimam edip basanı ona verildi. Liyatbe'ahu fihi. O metbe'de bassın. Feşemmere zeylehu ve etekini beline bağladı. En sakil cid. Evet. Cid sakından, yani insanın sakı var ya, insan çalışacağı vakitte entarisini toplar, artık ciddiyete bindi. İşte o da çemrilendi biz deriz. Ciddi bir surette çemrilendi. Ve metbe'uhu ve mutbi'uhu bi nefsihi fi husni sinaati tab. Peki bunu teb eden adam bi nefsihi, kendi nefsi. Bunu bizzat teb eden adam ve mutbi'uhu bi nefsihi fi husni sinaati tab'i vel had. Gerek teb'in, gerek yazının senetinin güzelliğinde ve tasihi, tasihin güzelliğinde ve nefasetin nüfus, nüfusların, nefislerin güzelliğinde vel evrak, kağıtların güzelliğinde onu teb eden adam ise ezheru minen yahfa, gizli olmaktan daha zahirdir. Ve eşheru minen yurva, rivayetten daha meşhurdur. Yani söz söylemeye lüzum yok. Meşhur bir adamdır bu. Sümme izâ kütibet sefahatül kitab. Bu da yanlış. Sefahatül kitab. Kitabın sahifeleri yazıldıktan sonra âyenehu, onu muayene etti. Yazıldı, metbeye basılacak. Son tasihi kim yapacak? Ha, öyleyse onu götürdüler. Onlara baktı. Mevlana Ebu'l-Hasenat Muhammed Abdülhayy. Sellemehullahu'l-Hayy.
Abdülhayy Leknevi'ye götürdüler. Bu onları gözden geçirdi. Alat tasih. Tasih üzerine ahyanen bir peşine değil de vakit vakit müteferrikaten ala hasebit tab. Ne vakit tab olunacaksa bir zaman ona götürdüler. O gözden geçirdi onları. Ve ahiren ahire demiş ama ben onu ahiren Allah-u Alem. Ve ahiren enzarut tasih ala veçhül übur aleyh. En son nazar ve ahiren son demek. Enzarut tasih, tasihin nazarları ala veçhül übur aleyh, ona şöyle bir hemen veçhine bakıp da gözden geçirmek oldu. Nezaru hadel abdüddaif. Bu abdüddaifin nezarı oldu diyor. Hadimut talebe, talebelerin hadimi, rafi'un alil usatil fecere. Facir ve asilerin naallarını çıkartıcı. Yani bir adam kaçarken kaçmak için ayaklarını çıkarır ki çabuk kaçıyor. Yoksa ayakkabıyla kaçamaz. İşte onları ben öyle kaçırırım diyor. Talebe-i ulume hadimin, fakat asilerin de öyle nalınlarını ayaklarından çıkarttırırım bu. Ala ma vesi'ahu fin nazari labir. En son tasihi de ben yaptım diyor. Çabuk böyle hemen üstünden geçtim. Ve zevahiril küsuril cabir. Yani zahirde böyle bir şeysi var mı? Metbaada bir galet melet var mı? Öyle uzun uza diye tahkikat ötekileri yapmışlar da. Bu da metbaadaki son harf hatalarına, kelime hatalarına bakmış. En son şeyi de ben yaptım tasihi. Ben bunu yaptım diyor. Feddehartu ene. Ben bu yaptığımı iddihar ettim. Vel Kadi, bir de Kadi Bünyamin dedi ya, bu zaten esas kitabın tebine sebep olan Kadi Bünyamin. O araştırdı, geldi uzak yerlerden, hatta bu üç nüshayı buldu diyor. Kadi ile ben bunu iddihar ettik. Hadel kitab, bu kitabı la akibetina, bizim ahiretimiz için a'azeme kurbe. En büyük Allah'a yakınlık. İnşallah Allahu Teala bu sebeple bize merhamet eder diye bu kendimize zahire kıldı. Lima, ne için? Lima laqitu fi umumi tasihi. Çünkü ben bunun tasihinin hepsinde fi umumi tasihi, fi umumi tasihi, bunun tasihinin hemmini ben çektim. Nasıl tasih olacak, ne olacak? O buna aitmiş. Kimi diyeyim? Hasan, Şeyh Hasan'a. Ve tahşiyetihi qalilan. Az da olsa haşiye meselesinde. Bunlarda ben mülaki oldum. Vel qadi, qadi ise Kadi Bünyamin ise fi tab'ihi teb'inde ve sarfil emvalil gazire, fi onda birçok malları sarf etmekte. Arakel gurbeti, bu kelimeyi ben halledemedim. Kadi yaz da bunu teb için yazıyorum Kadi Bünyamin. Onun teb'inde mülakı oldu. Ve sarfil emvalil gazire, birçok malların sarfında mülakı oldu. Öyle mallar ki el-gazire çok iyi bunda. Ha, neye mülak oldu? Oldu şimdi. O da mülak oldu. Arakal gurbe. Hani gurbet kesti etti ya, onun terini de o çekti. Tasihini Şeyh Hasan yaptı. Güzel bir şey beyan ettim, ona torta derler. Neydi hocam? Eşirin. Onun tezgiri. Aşar cem'u eşirin. Eşinin cem'idir. Ve hiye, o da el-ibülül varidetü lil-mâ ba'del yevmit tâsiye. Dokuzuncu günden sonra suya giden develerdir. O günü götürürler, develer su içer. Yani Hanefi mezhebinin develeri çok, zenginler. Baksana suya gidiyorlar, sularını içiyorlar, dönüyorlar, geliyorlar ama fakirin devesi olmaz. Yani bugün hali hazırda Hanefilerin deve çok, malları da çok, çocukları da bol. Manası yani hocaları da var, talebeleri de intişar etmiş. Kimse ufak olamaz. Haset edenlerin hasedi karnında kalır. Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamdü senalardan sonra şunu beyan etmek isterim ki Şerh-ü Meani'l Asar kitabını bazı talebelerin ricası üzerine Medine-i Münevvere'de kendi hususi dükkanımın arkasında olan mahzende
akşam ile yatsı arasında tedrise başladım. Onların teveccühü Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin bize vermiş olduğu fırsat sayesinde buna devam ettim. Kitabın devamı müddetince bu kitaptaki bazı müşkilatı halletmeyi için epey müşkilata düştüm. Sağa sola müracaatlerde de bulundum. Kitabın metbaa hataları olmakla beraber bazı anlamadığımız yerlerde oldu. Şunu özür olarak beyan ederim ki kitabın asıl bir şerhini elde edemedim. Bu dolayısıyla bazı hatalarım bulundu. Elimden geldiği kadar sarf gayret ettim. Talebelere lazım gelen malumatı ne bildimse onu öğretebildim. Onun için bu dinlediğiniz bantlarda gerek ibare okuyuşundaki hatalar, gerek hadisteki bazı hatalar yahut da manada isabet etmeyerek yanlış izahda bulunduğumuz olursa bunları benim cehaletime hamledeceksiniz. Bu kitabın kusuru değil, benim kusurum. Bunu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri affı mağfiret eylesin. Kusurumuzun affını ondan rica ve istirham ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Erhamur Rahim'indir. Kasten bir şey yaptığımız yok. Ama bilmeyerek bu büyük kitabın ders okutmasına başladık. Fakat kitap mühim imiş. Bunun birçok şerhleri olacak, müracaat yerleri olacak. Bunları elde edemedik. Fakat elimizden gelende dirgetmedik. Mümkün mertebe her gece 3-4 saat derse hazırlanmak şartıyla ertesi gün okutabildim. Bu arada ben de hem istifade ettim hem epeyce de bir müşkilata düştüm. Çünkü geceler uykusuz kalıp ders yapmak, ertesi gün bunu mümkün mertebe okutmak bir kolay bir iş değildi. Elhamdülillahi Teala bunu devam ederek 1405 Hicri tarihinde nihayete erdirdik. Cenab-ı Hakk'ın lütfüne şükürler olsun. Kitap öyle basit göründüğü gibi değil. Hem hadise taalluk ediyor, hem fıkha taalluk ediyor. Hadise taalluk eden kısımlarını mercilerinden bulmak bizim için zor. Çünkü birçok kitaplardan almış ve mehazleri de beyan edilmiyor. İmam-ı Tahavi eski tarihlerde gelmiş gitmiş olduğundan dolayı, yani ulema-i mütekeddiminden sayıldığından dolayı, onun için sonra gelen eserler gibi öyle hadis filan yerdedir, Bukhari'dedir, Müslim'dedir yahut Kütüb-i Sitte'nin filanındadır, böyle bir şey bulamadık. Bu hususta da bazı telifler Hindistan uleması tarafından yapılmışsa da elimize geçmedi. Fakat elhamdülillahi teala Cenab-ı Hakk'ın lütfi oldu. Bu kitabı okuduk ve talebeler de az çok istifade eyledi. Bunu bir de banda almak düşündük ki banda almakta ulemanın ihtiyacı yok. Ulema kendisi zaten kitabı okur, kendisi anlar. Fakat talebelerden heves edip de kitabı okumak ister. O kadar da fazla bir malumatı olmaz. Ona bir yardım olsun diye bantları aldık. Bantların bazı ibarelerde yanlış okuduğumda oldu. Sonradan tahsih ettikse de fakat banda öyle geçmiş gitmiş onları. Kusurumuza bakmayarak onları kendileri öyle tahsih etsinler. Fakat manada inşallah Teala elimizden geldiği kadar doğru manaya gittik. Bilmeyerek hatalarımız da olursa söylediğim gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o teksiratımızı da affeylesin. Dinleyen zevattan bir recem de şu olacaktır. Biz bunu bir ihvan-ı dine yadigar olmak üzere bantları aldık. Bantlar muhtelif yerlerde dinlenecektir. Onların içerisinde alim de olur, cahil de olur. Alim bizim kusurumuza bakmasın. Onun ilmi kafidir.
bantları dinlemeye de hacet yoktur. Kendisi kitaptan bizzat istifade edebilir. Cahiller de acaba doğru mu okumuş, doğru mu söylenmiş, yoksa bir yanlış var mı? Buna pek vakıf değildirler. Onlar hüsnü zannedip dinleyecekler. Evet, bak işte bu kitapta hoca böyle söylemiş, şöyle söylemiş. Hüsnü zannedip gideceklerdir. Fakat esas talebe-i ulumdan ibareden birçok, bir parça anlar, kendisinin az çok malumatı var. Bunlara bu kitap yardım edecektir. Onun için böyle fıkıhla ve hadisle meşgul olan talebe kitabı koysun, benim bandımı da koysun. Hem kitaptan okusun, hem banttan da manayı dinlesin. Eğer kendisinin çıkaramadığı bir yeri benim bantlardan öğrenir de istifade ederse, işte ben en çok ondan mesrur olacağım ve inşallah onlar da bizi bu sebeple hayır dua ile yad edeceklerdir. Olur ki zihnine takılan bir şey olur, anlamaz yahut da ben onu iyi izah edemediğimden dolayı şüpheye düşerse, mümkün mertebe bir ehlini bulsun, ondan da sorsun, öğrensin. Ve fevke kulli zî ilmin elim. Her bir alimin üstünde bir alim de bulunur. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kanun-i ilahiyesi öyledir. Her kim ben tamamıyla bilirim derse o cahildir. Herkes elinden geldiği kadar çalışmaktadır. Bizim de elimizden gelen budur. İnşallah Teala öyle ümit ederim ki bundan talebe-i ulum istifade eder. Çünkü ben bu kitabı okudurken epeyce zahmet çektim, yoruldum. Ve kendime gelen kanaat, hatalarım olmakla beraber epey bir zorluklar neticesinde bazı kelimelerin okunma şekli veyahut da mana izahı veyahut da meseleyi tasvir cihetinden epeyce yoruldum. O yorulmamı da Cenab-ı Hak Teala Hazretleri inşallah sebebi mağfiretim eder. Talebe-i ulumdan da bu hususta dualar talep ve rica ederim. Onlar bu bakları dinlediği vakitte aynı zamanda o derste bulunmuş gibi olacaklar ve o baklardan istifade edecekler. Bizi de duadan unutmasınlar. Bizi duadan unutmayacakları inşallah ümit edilir. Bir de âbâ ve ecdadımızın ve hasreten hocalarımızın ruhları için daima fatihaler okunsun. Bize ilmi okutanlar Allah kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Bize emek çektiler. Bu hususta onların büyük bir himmeti oldu. Ben bu hususta fazla bir şey söylemek icap etmiyorum. Yalnız muhtasar bazı şeyleri izah edeyim ki, ilmi fıkhi Erzurum'da Meksud Efendi Hoca'dan, Cedid İmam Muhammed Nuri Efendi'den, Müftü Solaksa'da Sadık Efendi merhumlardan aldım. Fakat fıkıh hocam en çok Meksud Efendi hocaydı. Çünkü onda ben Halebi okudum, Gudur'u okudum. Allah rahmet eylesin Müftü Efendi'den de, Sadık Efendi Müftü Solaksa'da Sadık Efendi'den de fetvanede bulunduğum müddetçe fetva sorardılar. Fetva vermek için kitapları arattırırdı. Bana söylerdi, Mustafa kalk, şu kitabı getir, şu meseleye bak. En çok talak meseleleri olurdu. Ve talak da malum, çetin bir baptı, çetin bir behestir. Onun şekilleri de dürlü dürlü olur. Talak-ı bayi midir, rici midir? Onun için kitapları açtırır. Fetva verirken de 2-3 kitaptan görmemiş, bildiği mesele olsa bile açar, bakar, bulur, görür. Ondan sonra bu böyledir der. Hatta öyle de tembih ederdi. Bildiğiniz bir mesele olsa bile en aşağı 3 kitaptan yerini tekrar bulup bakmadıkça fetvayı vermeyin. Çünkü bu bir mesuliyet neticesindir. O adam gidip bununla amel edecek. Sen olur ki bir kitapta bakarken la yecuzu'yu yanlış gördüğünde yecuzu dedin. Yahut da meseleyi unutmuştun, yanlış fetva verdin, o yanlış fetva verdin, öteki gidip emel edecek, mesuliyet sende kalacak. Evet, Müftü Efendi'ye gelip böyle sorduklarından
orada devamlı surette onları dinlerdin. Kitaptan ziyade fetva kitaplarına müracaat ederek birçok meseleleri böyle bu şekilde ondan öğrendim. Allah kabirlerini pür nur eylesin. Sonra bu fıkıh meselesi benim biraz Erzurum'da iken o kadar kuvvetli değildi. Çünkü gerçi Halebi'yi, Kuduri'yi okudum. Sonradan da bazı talebeler Erzurum'da okuttum. İse de bu fıkıh babi kitapları büyük bir geniş. Benim de unutkanlığım var. Okuduğum dersleri o vakit anlarım, biraz sonra unuturum. Onun için Mekke-i Mükerreme'ye geldiğimde Medresetül Felaha yazı hocası ve fıkıh Hanefi hocası olarak girdim idi. O zamanlar bazı iptidai sınıfların 5. ve 6. sınıflarında İskati merhumun bir metni var fıkıhten. Gayet muhtasar. Onu kabul etmiştiler. Onu okutuyordum. Onun da Emanullah, Şeyh Emanullah isminde bir zat var Mekke-i Mükerreme'den. O şerh etmiş. Onun şerhi de var. Onu okuttum. Bir de Saneviye kısmında Kuduri mukarrer idi. Kuduri'yi 4'e teksim etmişler. 4 sınıfında Kuduri'nin 4'te birini okutuyor idiler Hanefi çocuklarına. Bu Kuduri'yi tekrar Medresetül Felah'ta okutmak bana nasip oldu. Birkaç sene tabi orada onu okuttum. O hususta şerhlerine de müracaat eder. Anlamadığım meseleleri mecburi çalışır anlardım ki talebeye anlatayım. Onunla beraber belki anlamadığım çok meseleler de oldu. Fakat fıkhe orada başladım, tekrar ders okutmaya başladım. O surette biraz fıkıh malumatım ziyade oldu. Erzurum'daki gibi değil tabi. Mekke'de daha fazla oldu. Bir de Allah kabirlerini pür nur eylesin. Mekke'de büyük alimler vardı. Onlarla da ittisal ettim. Onlarla da daima mesaili fıkhiye mevzu bahs olur. Bilhassa Mekke-i Mükerreme'de 4 mezhebin adamı olduğundan dolayı biz yalnız Hanefi mezhebini biliyoruz. Fakat diğerlerin Maliki, Şafii mezheplerinde meseleleri ortaya çıkıyor. Onun için onlardan da az çok bir malumat elde ettik. Hatta Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimde arzu ettim ki Fıkh-ı Maliki'yi okuyayım. Fıkh-ı Maliki'de bazı kitaplar buldum. Allah rahmet eylesin Seyyid Alevi Maliki o vakitte daima evinde misafirlerini kabul ederdi. Ona gittim söyledim ki Fıkh-ı Maliki'yi öğreneyim. Seni getireyim de benim anlamadığım yerleri bana anlat. O da Allah rahmet eylesin dedi ki sen bana fıkıh Hanefi öğret, ben de sana fıkıh Maliki'yi öğreteyim. Halbuki o fıkıh Hanefi'yi de biliyor. Tabi tam mezhebi değil ama o Maliki'ydi. Maliki kendi mezhebi kadar değil ama malumatı var idi. Ben bir 15-20 gün kadar devam ettim. Baktım ki bütün kaideler bambaşka. Hanefi'nin istidlal şekilleri başka, onların başka, mezhep farkları, ayrılıkları oluyor. Sonra kitapların da ben kendimce biraz çetin gördüm. Yani yazılış tarzıyla onlar ulemaya göre yazılmış, öyle basit bir ibare değil. Ben Hanefi mezhebini de öyle tam itkan etmiş bir şekilde değildim. Onun için baktım ki bu Maliki mezhebiyle uğraşıncaya kadar kendi mezhebimde malumatım fazla olsun, onun ötekiler ilave olarak sağdan soldan gelir. Ve artık kitaplar almaya başladım Mekke-i Mükerreme'de. Bedai-ü Senayi'yi aldım. Sonra Fethül Kadir Hidayen'in şerhi onu aldım. Mebsut'u zaten ta İstanbul'dan almış, Erzurum'a götürmüştüm. Erzurum'dan tekrar Mekke'ye kadar getirdim. Bunlara daha başka kitapları da meselenin yerine göre müracaat eder idim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümleye hocalarımızın kabirlerini pür nur eylesin. Erzurum'daki hocalarımdan işte bahsettim. Onlar Mekke-i Mükerreme'deki bazı ulemadan istifade ettim. Onun için bir cesaret geldi ki ben bu kitabı okudayım. Kitap çok güzel. Yani bu okuduğumuz Şerh-i Meani'l Asar tertibi güzel. Güzelliği şu şekilde. İhtilaflı meseleyi güzelce almış. Kaç mezhep var? Yani ulema bir meselede kaç türlü
ihtilafa gitmişler. Birisini alır, ikisini alır eğer iki gavul varsa. Üç varsa üçünü alır, dört varsa dört. Yani o mesele hakkında kaç gavul varsa hepsini alır. Alır, ondan sonra her kavmin delilini getirir. Bunlar şöyle dediler. Bunların delili budur. Delillerini izah eder. İkinci kavmin delillerini getirir. Onları da beyan eder. Üçüncüye gelir. Onları beyan eder. Dördüncüye gelir. Onları beyan eder. Hulâse kaç kavul varsa o kadar delillerini beyan eder. En son İmam Ebu Hanife radıyallahu anh ve ashabının kavullerini getirir ve onların delillerini getirir, nihayet verir. Çünkü onun diğer kavimler kimmiş? Malikiler mi, Şafiiler mi? Onları beyan etmez. Kâle kavmun, kâle kavmundir. Çünkü maksedi İmam Ebu Hanife'nin mezhebinin delillerini beyan etmek, o arada başka bir kavullerin de mevcut olduğunu beyan etmek. İmam-ı Tahavi rahmetullahi aleyh bunu öyle bir güzel bir şekilde yapmış ki yani başka mezheplerine de bir tayin etmesi yok. Onların da kendi delilleri var. O delilleri zikretmiş. Yalnız bu Malikidir, bu Şafii'dir, bu Hanbelidir dememiş. Onu beyan eden bir kitapta gene Pakistan yahut Hindistan ulemasından birisi yapmış. Kitabın ismini gördüm fakat kitabını elde edemedim. O kitap metbu olmuş orada ama bizim elimize geçmemiş. O da olsa ayet güzel olur. Mesela kâle kavmun dediği vakitte bu kavimde murat kimdir? Onu da insan elde eder, öğrenir. İmam Tahavi tabi bu şekilde sonda İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde bağlar. Şayet İmam Ebu Hanife ile imamin arasında bir ihtilaf olursa onları da beyan eder. Ebu Hanife'nin indinde böyledir. İmam Muhammed'in indinde böyledir. Yahut İmam Ali'nin indinde böyledir. Yahut İmam Muhammed ile Ebu Hanife şöyle demiştir. İmam Ebu Yusuf ayrılmıştır. Şöyle demiştir. Yahut İmam Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife ile beraberdir. İmam Muhammed ayrılmıştır. Onları da beyan eder. Aynı zamanda Tahavi kendisi müreccihinden olduğundan, yani o dereceye eriştiğinden kendisinin de bir tercihi var. İmam Ebu Hanife ile İmameyn arasında bir ihtilaf olur ise, kendisi şayet İmameyn'in fikrinde ise onu da beyan eder. İmam Ebu Hanife böyle dediyse de İmameyn böyle demiştir. Ben de İmameyn'in tarafını tercih ederim. Veyahut da kendisinin müstakil bir fikri olur ki bu pek azdır. O da kitapta geçiyor. İmam Ebu Hanife ve talebeleri böyle dediler ise de fakat benim nazarımda şöyledir. Pek birkaç yerde böyle kendisinin ayrıca fikri var. Onu da beyan etmiştir ki o da tabi insanın kendi görüşü neyse onunla amel etmesi ona vaciptir. Ama mukallitlere vacip değildir. Mukallit hangi imamı kimse onu taklit edecektir. Tabi bizim imamımız Ebu Hanife olduğunda biz onu taklit ediyoruz. Yalnız mezhepte bazı tercih edilmiş kavuller var. İmameyn'in kavlini Fukai Hanefiyye'nin sonra gelenleri tercih etmişler bazı yerlerde yahut da İmam-ı Züfer'in kavliyle fetva vermişler. O tercih meselesinden de mezhep olarak müftü kimse tercih edilmiş kavillerinin fetva vermesi lazım gelir. Çünkü onun delili daha kuvvetlidir. Onun manası değil ki öteki taraf batil. Mesela fetva bir yerde İmam-ı Züfer'in kavline. Burada İmam-ı Azam var, diğer İmam-ı Ebu Yusuf var, İmam Muhammed var. Yani onlarınki yanlış manasına değil. Fakat o zamanda sonra gelen ulema-i müteahhirin öyle münasip görmüşler. Ki bu daha zamana evfe. Yoksa ötekiyle amel edilirse gene edilebilir. Bugünlerde bir kitap piyasada gördüm. Ve satın da aldım. 4 cilt. Emanil Ahbar fi şerhi Meanil Asar. Bu kitap 4 cilt. Ben bunu görünce çok sevindim. Şerhi Meanil Asar'ın ne güzel bir şerhi varmış. 4 cilt. Bunu getirdim. Bir de baktım kitap 4 cilt. Yalnız 1. cildinin ikindiden sonra nafile namaz kılınır mı kılınmaz mı bahsine kadar
şerh etmiş, yani birinci cildin tekriben İmam Şerh-i Manil Asar 4 cilt malum ya. 4 cildin birinci cildin yarısına kadar gelmiş gelmemiş. As-salatu ba'da salatil asır meselesine oraya kadar nihayete getirmiş. 4 cilt olmuş. Eğer buna kıyas edilirse demek ki adam bu kitabı tamam etseler 4 birinci cildin gerisi de 4 eder 8 ötekilerde 8'lerden olursa 4-8'in 32. Sen bunu biraz ihtisar ettin ki 20'di. Yani 20 cilt olacak mufassal bir şey. Fakat kitap çok güzel. Kitap her meseleyi aldığı gibi diğer mezheplerin delillerinde hangi mezheptir onların kitaplarında nerededir onları alıyor. Bir de Şerh-i Manil Asar'da en fülanın diye hadisi rivayet ediyor. Orada ricalların isim var. Onların tecrübe-i hallarını da almış. Yani kitap hakikaten güzel. Fakat alemde bunu tamam etseler. Buna Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi bu kitabı telif etmiş. Meşhur Muhammed Yusuf Kandehlevi Tebliğ Cemaatinin reisiydi. Onun babası Tebliğ Cemaatini Hindistan'da kurmuştu ki o meşhur. Şimdi bunu burada ondan bahsetmeyeceğim. Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi ile ben görüşmüştüm. Onun başka eserleri de var. Hayat-ı Sahabe diye bir eseri daha var. Allah rahmet eylesin. O vefat etti. İşte o vefatından evvel bu kitabı başkalarının yardımıyla yapmışlar. 4 cilt olarak basılmış. Gayet güzel. Ciltlenmiş. Telik yazısıyla taş basması şimdi piyasada bulunuyor. Bunu da bu kitabı okuyacak adamlar, yani tavsiye ederim onu da alsınlar. Çünkü onun çok faydası olacaktır. Hiç olmazsa kitabın 8'de birisini o şerh ile beraber okur. Gerisinde inşallah Allah-u Teala fütuhat verir. Kendi şeylerini bitirir, kendi himmetiyle bitirirler. Bir de bu ricali hadis hakkında ayrıca bir 4 ciltlik bir eser çıkmıştır. Bu şeyde Tahtavi'de gelen ricali hadisin tecme-i halları, hürufi cevzerine tertip etmiş. Bu da çok güzeldir.